Nergis Tamam Hanım arasındaki ev krizi nasıl çözülecek kimse bilmiyor. Geldim buraya, bekar oğlanı buldum. Böyle şeyi de buldum. Ben de güzel. O da güzel. Tamam Hanım ve Nergis'in restleşmesi devam ederken Turgay'ın babası da son noktayı koydu. Bunların kesinlikle hiçbiri benim evime giremez. Ben Nergis'i bu saatten sonra da istemiyorum daha. Bu sözlerden sonra Nergis gözyaşlarına boğuldu ve isyan etti. Ayrılsak ayrılalım ya. Ben yoruldum artık. O tarafta, bu tarafta herkes benim üstüme geliyor. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Ve şok bir gelişme yaşandı. Nergis'in annesinden bir mesaj geldi. Annesi diyor ki benim kızım orada ağlamasın diyor. Bir senelik ben veriyorum parasını diyor. Peki Tamam Hanım'ın bundan sonraki hamlesi ne olacak? Birazdan Sabahın Sultanı Seda Sayan'da. Kırsın gönlüm olsun, haberi olsun. Beni yanlış anlamasın, yüreğinin ağlamasın. Kalbimi kırsın gönlüm olsun, haberi olsun. Ben o yare canım seve seve her şeyimi, ben o yare kalbimi, yatağımı, döşeğimi sererim, haberi olsun. Ben o yare canımı, ömrümü, hayatımı seve seve her şeyimi, ben o yare kalbimi, yatağımı, döşeğimi sererim, haberi olsun. Ben o yare canımı, ömrümü, hayatımı seve seve her şeyim. Ben o yare kalbimi, yatağımı, döşeğimi sererim, haberi olsun. Ben o yare canımı, ömrümü, hayatımı seve seve her şeyim. Ben o yare kalbimi, yatağımı, döşeğimi sererim, haberi olsun. Çağlarök'ten Fuat Özdolgun ve orkestra arkadaşlarım için alkışlar. Günaydın, günaydın. Günümüz aydın olsun. Huzurla dolsun. Bereketli olsun. İnşallah. Çok güzel haberlerle geliyor. Beyin ve sinir cerrahisi operatör doktor Gökhan Serbest hocam geliyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Seda Hanım. Nasılsınız hocam? İyiyiz efendim. Sizlere konuk olduk. Özledik sizi hocam ya. Vallahi biz de sizi özledik. Çok önemli haberler verecek Gökhan hocam. Bel fıtığı nedir? Şikayetleri nelerdir? Bel fıtığı omurgamızın arasındaki disk yapıların o elastiki bizi böyle hareketimizi, esnememizi sağlayan, o yükümüzü taşıyan omurgamızın arasındaki disk yapılarının bir şekilde zorlanıp, bir şekilde ağır yük yapıp, bir şekilde çok fazla sorumluluk alıp, bu sorumlulukları taşıyamayıp dışarı doğru, sinire doğru yer değiştirmesi anlamına geliyor. Ve bu sinire dışarı doğru yer değiştirdiği zaman da oradaki önemli dokulara baskı yapabiliyor. Nedir bunlar? Bunlar genellikle sinir dokuları oluyor. Bu sinir dokusu da bacağımıza giden, işte hareketimizi sağlayan sinir dokusudur. Ve bu da hangisine dokunduysa
ki belimizde 5 tane böyle sinir vardır. Bunlar bir tanesi böyle serçe parmağımıza gider, bir tanesi baş parmağımıza gider, bir tanesi dizimize gider, bir tanesi uyluk bölgemize gider. Bunlar hareketimizi sağlar. Hangi sinire dokunuyorsa, aynı bir gitarın telleri gibi, hangisine dokunuyorsa o bölgede ağrı yapar. Hmm. Nasıl yapar? Belde ağrı yapar, kalçada ağrı yapar, kafa etimizde ağrı yapar ve aşağı doğru giden, öne doğru giden bir ağrı yapar. Bu öncelikle bizim gördüğümüz şey. Eğer ki fıtık daha da ileri bir seviyeye doğru geçiyorsa bu sefer kuvvet kaybı olmaya başlar. Yani o gitarın telini bastığınız zaman oradan ses gelmez. Bu ayakta böyle kuvvetsizlik başlar. İşte yürürken ayağı böyle sendeleme gibi, işte çekememe gibi durumlar meydana gelebiliyor. Baş fıtığının en büyük şikayetleri bunlar. Gökhan Hocam, bizde herkes birbirinin fıtığına tadı koymaya bayılıyor. Aslında teşhis nasıl konulur? Nasıl tanı konulur? Şimdi öncelikle bu anlattığım şikayetler çok önemli. Birincisi, hani eğer ki basit bir bel ağrısıysa, genellikle basit bel ağrıları ilk başta nasıl hani ani hareket yaptık diye bir anda kilitlendik deriz. İşte sabah kalktım, lavaboya böyle gittim, bükülemedim. İşte beni böyle taşıdılar gibi. Bunlar genellikle biz basit ağrılarak olarak adlandırıyoruz. Bunlar genelde ilk iki gün pik yaparlar, sonra yavaş yavaş azalırlar. Genellikle 10. güne kadar hiçbir şey kalmaz. Fakat bu şikayetler daha da devam ediyorsa, işte bacağa doğru giden ağrıları var ise, o zaman hikayeyi öncelikle bu bel fıtığına doğru yönlendiriyor. Sonra iyi bir muayene gerekiyor. Muayenede özellikle işte bacak kaldırma testi dediğimiz, işte böyle birkaç böyle testleri yaparak, o işte motor güçlerimizi kontrol ederek ve sonunda MR'a yönlendirerek, MR çekilerek, o işte bu anlattığımız hikaye ve muayeneyi açıklayacak bir ağrı var mı, yok mu diye ona bakarız. Ona göre teşhisimizi koyarız. Peki ameliyat yöntemleri nelerdir hocam? Ameliyata gelince, ameliyatta bizim en çok kullandığımız yöntem mikro cerrahi yöntemidir. Yani mikro diskektomi yöntemidir. Hı. Mikro diskektomi yöntemi dünyada altın standarttır. Bunun böyle birçok böyle farklı yolları vardır. İşte eskiden mesela açık yapılıyordu. İşte şimdi işte böyle 1-2 santimlikten giren böyle kesilerle yaptığımız mikro diskektomi yöntemiyle yapıyoruz. Peki bu ameliyata önce karar verirken nasıl karar veriyoruz? Öncelikle işte eğer ki hastanın geçmeyen ağrıları var, işte biz baktık, ilaç verdik, fizik tedaviye gönderdik. Son çare mi ameliyat? Efendim? Son çare. Son çare ameliyat. Hmm. Son çare ameliyat. Çünkü bu ameliyat cepte. Biliyorsunuz bu bel fıtığı konusu. Hani herkes doktor olduğu için, herkesin evet, böyle etrafında maalesef birileri bir şey olduğu için o onu söylüyor, bu bunu söylüyor. Ki altın bir tedavi de yok. Çünkü niye bir standart bir tedavi de yok? Mesela gidiyorsunuz, o onu yaptırmış, ondan fayda görmüş. O masaj yaptırmış, ondan fayda görmüş. Hmm. Ben görmemişim ve böylelikle bilgi kirliliği oluşuyor. Peki biz yaptık, her şeyi denedik ki bunlardan en önce yaptığımız, geçen yayında da bahsettiğimiz ağrısız tedavi yöntemleri, ameliyatsız tedavi yöntemleri, ağrı tedavisini denedik. Baktık olmuyor, hastanın ağrıları bir türlü geçmek bilmiyor. İşte kuvvet kaybı var. O zaman ameliyata yönlendiriyoruz. Hmm. Bu ameliyatta böyle 2 santimlik böyle bir kesiyle o belin arkasından giriyoruz. Yaklaşık 45 dakikalık bir süren bir ameliyat. Oradaki işte bası yapan o et parçasını oradan çıkartıyoruz. Hmm. Bir de işte yakın zamanda işte tekrar olmasın etmesin bir etrafa bir... Arkasından işte hasta uyanıyor. Hastanın zaten bu ameliyattan sonra direkt bacak ağrısı gitmiş oluyor. Ve ameliyattan işte 200 saat sonra bir şey yiyip içmeye başlıyor. 4. 5. saat kalkıp dolaşmaya başlayabiliyor. Sabah ameliyat oldu, akşam evine dahi gönderebiliyoruz. Peki rutin hayatına ne zaman dönebiliyor ameliyattan sonra? Seda Hanım, hastalara önerdiğim şey bu bel fıtığı denen rahatsızlık genellikle çok stresli kişilerde, çok sorumluluk sahibi insanlarda oluyor. Yani kesinlikle bunların başından çok büyük böyle bir olaylar geçmiştir. İşte stres zaten her şeyim. Her şey stres, gerginlik, çok sorumluluk sahibi, işte ona koştur, buna koştur, ona kafayı yor, buna et gibi durumlarda işte bel fıtığı çok rastlıyoruz. Ve ameliyat da çok büyük bir hani hastalarımızın gözünde büyüttüğü bir olay olduğu için işte fayda görecek miyim, ne olacak, ne bitecek gibi, bu da ayrı bir stres yaratıyor. Genellikle ben hastalara bir hafta eve kapanın diyorum. Hmm. Dinlenin diyorum. Yani telefonunuzu kapatın. İşte boş boş izleyin, televizyon izleyin, Seda Hanım'ı izleyin diyorum gibi. Aa, bu şekilde olmasın, böyle idare ettiriyorum. Ve bir hafta sonunda yavaş yavaş artık dışarı çıkabilir, edebilir, gezebilir. Kendine iyi bakarsa, çok ağır işte çalışmıyorsa 15. günde işinin başına dahi dönebilir gibi.
Gökhan Hocam, şimdi biraz da boyun fıtığından bahsetmek istiyorum. Tabii. Boyun fıtığı ameliyatı sonrası hasta kaç gün hastanede yatar? Boyun fıtığı ameliyatı da aynı keza aynı şekilde. Yani boyun fıtığı mesela bölge olaraktan biraz böyle hani... Boyun fıtığı o zaman şöyle diyeyim. O ne zaman ameliyatlık? Aynen. Boyun fıtığının özellikle boyunda böyle işte önemli yapılar geçer. Şah damarı geçer, yemek borusu geçer, o geçer, bu geçer. Ameliyatı biraz korkulur. Fakat şimdi boyun fıtığı da bel fıtığı gibi nasıl bel fıtığında bacak ağrısı ön planda ise boyun fıtığının önemli olan yerdiği klinik iki şekildedir. Biri işte kol ağrısı yapar, klasik bel fıtığı gibi, ama en önemli kliniği ise omuriliğimizde bası yapar. Ki beyinden gelen o tüm sinirleri kolumuza, bacağımıza giden taşıyan sinire bası yapar. Evet. Sessiz ve sinsice şeklinde böyle felce doğru bir götürme yapabilir. Allah korusun. Yani hasta mesela ki ağrım yok ama yürüyemiyor, dengesiz. İşte belim ağrıyor, bacaklarım tutmuyor, evet, gibi. Hasta aslında hep bele yönlenir, boyun fıtığını ihmal etmiş olur. İşte aslında ben boyun fıtığını hani daha önemli bir yapı olaraktan görüyorum. Hani bel fıtığı şekilde ağrı tedavisi şu bu gibi şeylerle hani ameliyatı en son çare görürüz, ama boyun fıtığı deyince biz özellikle bu dediğim en son bahsettiğim klinik olursa şayet, o zaman hastayı direkt böyle ameliyata doğru yönlendiriyoruz. Çünkü vereceği hasarlar geri dönüşümsüz. Çünkü eğer ki hasar verdiyse bacağımıza, kolumuza, işte kuvvetsizlik gibi, bunlar kolay kolay geri dönmeyecektir, iyileşmeyecektir. Onun için boyun fıtığına ameliyata karar verirken hastayı biraz daha böyle öne doğru ittiriyoruz açıkçası. Peki bel ve boyun fıtığından sakınmaları için ev hanımlarına özellikle önerileriniz var mı? Şöyle bahsettik, stres değil mi? Tabii ki yapmamak elde değil. Burada önemli olan doğru çalışma şekilleri evde. Genellikle bizim hani en çok yaptığımız şey kalçadan eğilerekten yerden bir şey almak, etmek, işte ani hareketler yapmak, evet, işte yerden bir şey alacağımız zaman şu... Çökerek mi? Evet, evet, bu şekilde. Çömelerek. Çömelerekten, evet, o şekilde. Çünkü bizde de hiç o hareket yok ya. Direkt şöyleyiz. Aynen öyle. Değil mi? Hele bir de canımız tezdir bizim. Bir anda böyle bir şeyleri alalım, böyle bir anda böyle eğilelim, bükülelim işte gibi hareketler yaparız. Çünkü unutmayın, yatarken ve ayaktayken omurgaya, o diske düşen basınç çok az. Fakat eğildiğimiz zaman ise o basınç çok artıyor. Hele bir de yerden ağır bir şey kaldırırken 35-40 kata kadar o diskte basınç meydana geliyor. Siz bu hareketleri sürekli yapar iseniz, işte temizlerken işte ani bir şey kaldırdım, ittim, çektim. Hani biliyorsunuz ev hanımlarımız da çok sever bazen işte hani evin yerini değiştirmeyi, işte kanepenin değiştirmeyi, onun yerini değiştirmeyi, işte temizlik yapmayı gibi. Şimdi bu sefer bu basınçlar artıyor. Bir de bunlar stresle yapılıyor. Çünkü yoruluyor artık, yoruldu, bir yere gidip işi de bitirmesi gerekir. Sakin hareket etmek lazım. Kaslar iyice geriliyor. Kaslar gerginken zaten diske basınç artıyor. Bir de siz bunu böyle zorluyorsunuz. Hop, bir şekilde fıtık meydana geliyor. Onun için stressiz bir şekilde, dikkatli şekilde. Önereceğiniz egzersizler var mı? Şöyle, öncelikle yapmaları gereken şey, hani benim en çok önerdiğim şey bol bol yürüyüş yapmaları. Yani bol bol bir şekilde en azından günlük en azından böyle bir yarım saat, 45 dakika böyle bir yürüyüşlerini yapmalarını istiyorum hastalardan. Çünkü yürümek hakikaten çok önemli. Çünkü egzersiz yaparken bazen yani bilinçsiz bir şekilde yapılıp daha kötü sonuçlara sebep olabiliyoruz. Tabii. Yani sonuçta hani dediğim gibi bir şekilde hasta yatıyor mesela, yanlış hareket yapıyor, yanlış egzersiz yapıyor. Daha kötü kitlenip kalabilirsiniz. Daha kötü kitlenip kalabiliyorlar. Tabii. Onun içindir ki biz hastalardan genellikle işte bol bol yürüyüş yapmalarını, etmelerini ben istiyorum. İşte yavaş yavaş karın ve bel kaslarını kuvvetlendirici hafif egzersizler. Yatarken işte başı böyle hafif kaldırıp bırakma gibi. Böyle ufak ufak böyle egzersizlerle. Bir de yediğimiz, içtiğimizde dikkat ederekten çok kilo yatak almamaya. Yatak da önemli, yattığın yatak da önemli. Yatak da önemli. Aslında burada soru da çok geliyor. Hani yatak mesela çok mu sert olsun, işte yere mi yatayım? Yok, öyle bir şey yok. Çok mu yumuşak olsun? Hayır, çok yumuşak da olmasın. Çünkü ne sert olacak, ne yumuşak olacak. Ona dikkat edecekler, ona göre yatış yapacaklar. Birkaç tane sosyal medya sorusu soracağım Gökhan Hocam. Tabii. 29 yaşındayım, 2 ay önce düştüm ve belimde yumuşak doku zedelenmesi oldu. Ne yapmalıyım?
Şimdi şöyle, yumuşak dokuza direnmesi dediğimiz zaman hani bu cilt altı kasları ilgilendiren bir şey. Eğer ki öyle bir şey var ise hastada, eğer ki ağrıları hala geçmiyorsa, etmiyorsa orada belki görünmeyen, etmeyen bir kırık olabilir. Yani bir kemiğinde ufak bir parça kırık olabilir. Onun için mutlaka bir doktora gidip bir röntgen, bir tomografi ya da gerekirse MR gibi durumlar, tanı yöntemleri yapılarak da böyle bir durum var mı? En azından kötü senaryoyu ekart etmemiz lazım. Tabii. Kötü senaryoyu ekart ettiğimiz zaman da işte ilaç tedavisi, işte fizik tedavi, böyle soğuk kompreslerle bu durum böyle yavaş yavaş düzeltilebilir. Babam 64 yaşında, fıtığı patladı. Acilen ameliyat edildi. Bacak ve bel ağrıları devam ediyor. Ne yapmalıyız? Şimdi şöyle, eğer ki bu tür hastalarda, genellikle bel fıtığı olan hastalarda şiddetli ağrısı var ise ameliyattan önce, ameliyat sonrası bu tür ağrılar devam edebiliyor. Yani nasıl devam ediyor? Nöropatik ağrı diyoruz. Aslında hastanın mesela ameliyata girmeden önce ciddi bir kuvvet kaybı var. Fakat bakıyoruz mesela hastaya ameliyatta, ameliyattan sonra hastanın kuvvet kaybı düzelmiş ama ağrı devam ediyor. Bu genellikle yanma, çekme, soğuma, işte kramp girme gibi ağrılar olabilir. Ama muayene ediyoruz, hastanın bacağı düzelmiş. Demek ki böyle bir sıkıntı yok. Bu bundan dolayı olabilir. Bu bir. Ama ikinci olarak da eğer ki hani kuvvet kaybında bir sıkıntı var ise ya da işte geceleri ağrılar devam ediyorsa hani bir tekrardan doktorla görüşmek lazım. İşte kan tahlili yaptırmak lazım. Enfeksiyonu ekart etmek lazım. Ya da orada duran tekrar yeni oluşabilecek bir sıkıntı var mı yok mu diye onları kontrol etmek lazım. Ona göre yönlendirmek lazım aslında. Ne olunca fıtık patlar? Ne olunca fıtık patlar? İşte bu dediğimiz tüm o yaptığımız hareketleri ettik. O şekilde zorladık. Fıtık var ettik. Zaten zorladık. Aynen, zorladık. Zaten fıtık oluşurken de böyle bir anda böyle pat diye çıkmıyor. Önce disk yapısı sulu yapıdadır. Esnekliği sağlar. Normal herkeste MR'de beyaz görünür. Bu yavaş yavaş siyahlaşıyor. Yani suyunu yitiriyor. Esnekliğini yitiriyor. Esnekliğini yitirince basınç artıyor. Bunun bir koruyucu tabakası var. Bu sefer bir koruyucu tabaka yırtılmaya başlıyor. Yapıyorsunuz, devam ediyorsunuz. En sonunda bir hadde geliyor. O oradan böyle o et parçası dışarı doğru çıkmaya başlıyor. İşte o zaman biz buna halk arasında patlamış deniyor. Aslında bu yerinden çıkmış sekese dediğimiz çok büyük fıtıklar oluyor. 32 yaşındayım. Lomber lordoz düzleşmesi var. Nedir lomber lordoz? Şimdi lomber lordoz belimizdeki bir kavistir. Biz yandan bize baktığımız zaman ki her insanın baktığı zaman bir boyunda bir eğilme, sırtta bir tepeleşme, bel kısmında ise bir şöyle bir eğilme, eğiklik vardır. Bu aslında vücudumuzun nötr pozisyondur, yani anatomik pozisyondur. Evet. Çünkü bizim vücudumuz bir dengededir. O dengede olduğu zaman ancak işte o bel kıvrımıyla sağlıyoruz. Fakat lomber lordozu düzleşme, yani oradaki kasların gerilmesine bağlı ya da işte oradaki beldeki kireçlenmeye bağlı oradaki omurga düzleşmeye başlıyor. İşte o vücudumuz dengedeydi ya, bu dengeyi öne doğru kaydırma yapıyor. Bu da basıncı arttırıyor. Bu da işte oradaki disk yapımına, yani diskin oluşmasına sebep oluyor. Bu istemediğimiz bir olay. Bunu mutlaka işte egzersizlerle, fizyoterapiyle bunu düzeltmemiz gerekiyor. Lomber lordoza takıldım da soruyu bitirmedim. Evet. 32 yaşındayım. Lomber lordoz düzleşmesi var. Sinir sıkışması var. 4 tane fıtığım var. Ne yapmalıyım? Eyvah. Evet. Eyvah. Şimdi omurga hastalıkları hakikaten çok yönlü bir hastalık. Mesela şuraya getirsek bir herhangi bir hastayı ya da bir filmi birçok şeyi var. Hani tedavi seçeneği var, yöntem var. Hani böyle kafalar karışır eder. Ama biz olaylara hep basit yaklaşıyoruz. Eğer ki bu önemli olan hastanın burada şikayetleri, evet ağrısı var. Ama nasıl etkiliyor hayatını? Yürüyebiliyor mu, edebiliyor mu? MR'ındaki durumlar nasıl gibi durumları ekarte ettikten sonra o zaman öncelikle ameliyatsız yöntemleri deneyip eğer ki hastanın şikayeti var ise ameliyatı sağlamak. Nedir mesela ameliyatsız yöntemin biri? Ameliyatsız yöntemlerden bir şey. Yani şu anda Türkiye'de ve dünyadan çok uygulanan bir yöntem. Ağrısız, yani bu pain terapi diyoruz. Yani epidural steroid enjeksiyonlar. Yani biz iğneyle sıkıntılı bölgeye bir şekilde o bölgeye giriyoruz. O bölgeye işte ilaçlarımızı veriyoruz. Gerekiyorsa tıbbi elektrik dediğim ben radyo frekans yöntemiyle yakma işlemleriyle hastalığı arttırmış oluyoruz.
Peki, teşekkür ediyoruz. Beyin ve sinir cerrahisi operatör doktor Gökhan Serbest hocama alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Turgay Nergis Tamam Hanım arasındaki ev krizi nasıl çözülecek kimse bilmiyor. Geldim buraya, bekar oğlanı buldum. Beleşevi de buldum. Ben de güzel. O da güzel. Tamam Hanım ve Nergis'in resleşmesi devam ederken Turgay'ın babası da son noktayı koydu. Bunların kesinlikle hiçbiri benim evime giremez. Ben Nergis'i bu saatten sonra da istemiyorum daha. Bu sözlerden sonra Nergis gözyaşlarına boğuldu ve isyan etti. Ayrılsak ayrılalım ya. Ben yoruldum artık. O tarafta, bu tarafta herkes benim üstüme geliyor. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Ve şok bir gelişme yaşandı. Nergis'in annesinden bir mesaj geldi. Annesi diyor ki benim kızım orada ağlamasın diyor. Bir senelik ben veriyorum parasını diyor. Peki Tamam Hanım'ın bundan sonraki hamlesi ne olacak? Şimdi sabahın sultanı Seda Sayan'da. Evet değerli izleyicilerimiz, Sivaslı hemşerim Tamam Hanım burada. Nazlı Hanımcığım burada. Hoş geldin Nazlı Hanım. Kemal Bey burada. Curda Nur Hanım burada. Herkes burada. Şimdi Tamam Hanım restini çekti. Seni bu ülke dışına göndereceğim dedi. Ama Nergis de dedi ki o zaman eğer ben böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsam oğlunu da alır giderim. Çünkü ben yapıştığım bir şeyi bırakmam dedi. Dün neler yaşandı hatırlayalım. Nikah için izin beklerken hem izin hem ev kavgası başladı. Turgay eğer izniniz olmazsa Turgay Nergis'le beraber gidecek Türkmenistan'a. Turgay Bey gidebilir. Gitmek istiyorsa gidebilir. Yolu açık. Nergis eşimin dediği gibi hani geldi gelen alem mal peşinden, ev peşinden, mülk peşinde de. Bu şimdi oraya gitti, balyoz vuruyor, gazma vuruyor. Bu nasıl oluyor? Yani benim evime sakına ben bunu diyor istemiyorum. Bundan sonra Nergis'i de istemiyorum ben. Ben evimi de vermem. Nergis boşuna havasleniyor. O ev sade eşimle bana aittir. O eve kimse de giremez. Ne bir o bir gelin girebilir ne de sen girebilirsin. Böyle bir şey yok. Tuğra'ya da vermiyorum, Nergis'e de vermiyorum ben evimi. Bu evin inşaatının suyunu benim eşim hamile el arabasıyla getirdi, taşıdı. Harcını ona öyle yaptık biz. Bunlar kalkmış, hiç ortada bir şey yokken biri balyoz vuruyor, biri bilmem ev benim diyor, girerim diyor. Sakın ha, bunların kesinlikle hiçbiri benim evime giremez. Ev boş mu kalacak şimdi? Boş kalır kardeşim, ev benim. Ev benim, eşimin ev benim, kiraya verin. O zaman ver kirasını geç otur. Tamam. Tamam. Kira sözleşmesini yapalım, ben ödeyeceğim kirasını sana. Nereden ödeyeceksin sen? Yani sen nereden ödüyorsun? Alaattin. Ya sen vermezsen... Dur. Ya sen nereden vereceksin? Ya nereden ödeyecekmiş? Bir dakika ya, sen... Sen nasıl ödeyeceğimi boş ver. Peşin vermezsen vermezsin. Hayır benim. Asla olur ben buna izin vermeyeceğim Alaattin. Bunlar kira kontratı diye seni kafaya alacaklar. Ben de vermiyorum. Eve girecekler ne güzel. Ondan sonra biz dış kapı mandal oluruz. Tamam Hanım'la Alaattin Bey'in kafasında bir gelin modeli var. Turgay eğer öyle bir şey yaparsan annenin babanın onayladığı bir kızla evlenirsen sana evde her şeyde yapılacak anladığım evet, kadarıyla. Evet açarız. Evet. Ama zıtımıza gettikçe mi siz kaybedirsiniz. O eve de geçeceğim. Ha, geçer. Beni polis zoruyla mı çıkardın? O evin yanından bile geçemezsin yanından. Göreceğiz. Sen de gör yanından göreceğiz. Bile geçemeyeceksin. Baba bir şey söyleyeceğim. Bundan önce ne değilsen alıp vereceğim. Şimdi eve gelince mi şimdi hiçbir şey vermeyeceğim diyorsun baba? Vallahi ben kimseye sözde vermedim. Ben kimseye evimi de vermiyorum. Yuvayı kendiniz yapacaksınız. O ev boş duracak da biz sokaklarda başka yerlerde kiracı olacağız. Senin vicdanın rahat olacak mı? Benim canım her zaman rahat. Tamam mı? Biz çabalarken bunlar yan gelip yatıyordu.
Şimdi onlar ayaklarının üstünden durmasını bize kanıtlasın o zaman. Ya çocuklarınıza yaptığınız şeyi ağzınıza tutmayın ya. O çocuklarınız o sizin. O sizin borcunuz yapmak. Borcunuz çocuklarınıza yapmayan şeyi. Borcumuzsa ben bu boya kadar getirmişim. Borcumu da yerine koymuşum. Hep biz bunun için çabaladık. Bunun için gittim köye. Bak emekli oldu. Köye yerleştik. Yine mal mülk edecek. Yine ben olsasım. Yine ona destek olacağım. Kimin için uğraşıyorum o zaman orada? Her şeyini bak, arım var, tavuğum var, ineğim var, her kuş sütünden verisinden başlarına uyum. Bütün bağ bahçede ekiyorum, elin yemediğini yediriyorum size. Daha ananın babanın nedir? Bunlar ne yaptı? Ne yaptılar? Yediler, içtiler, gezdiler. Bize de destek olmadılar. Şimdi ne oldu? Mal peşine düştüler. Hiçbir kere, bir kere yan beraber katkımız olacaktı. Çıkacaktınız, bizimle yan beraber olacak. Ha o zaman ne olur? Hakkın derim. Senin de emeğin var derim ama emek olmadan yemek olmuyor. Ama emek olmadan yemek olmuyor. Siz boş boş oturacaktınız. O kızı evden çıkartmak niyetinizde de yoktu. Ben aklınıza koymazsam. Niye o zaman ona izin verdiniz o zaman? Ben izin vermedim. Onu da çıkardım ben. Ben çabaladım. Çabaladım. O kızı evden çıkaracaksınız diye ya, ben çabaladım. Ya git işine ben ya. Ben çabalamasam hala oturuyordunuz. Senin için mi çıkardım ben onu ya? Ben çabaladıktan tabii, sonra. Tabii. Sen öyle kendi kavga ettim, kavga ettim, kavga ettim. Öyle çıkarttınız. Evi de istemiyoruz artık. Bize kiralasınlar. Onu da söylüyorum. Tuğra nasıl dedi bana kiralayacak bir yıllık da peşin vereyim. Sen kaç gün çalıştığında bir yıllık kira veriyorsun ya? Ya bıktım sen artık. De ben sen, ya. Sizin şeyinizden de kavganızdan da malınızdan da mülkünüzden ayrılsak ayrılalım ya. Ah bak ne güzel gördün mü? Ben yoruldum artık. Vallahi iyi olur. Sen mutlu ol. O tarafta bu tarafta herkes benim üstüme gelir. Gelip götürmeyin. Sadece senin oğlum yok bu hayatta. Oğlum gidiyorsa al. Şöyle al götür. Timsah gözyaşları. Timsah gözyaşları. Sen ne ağlıyorsun? Seninki de mi öyle? Kendin nasılsan başkaları da öyle düşünüyorsun. Anca ağlamayla Turgay'ı ikna etmeye çalışıyor. Ama ben yemiyorum. Sen oradan dün de diyorsunuz. Kocan da diyor, sen de diyorsun evi vermiyorum. Ya ne vermiyorsun, tapusunu mu üzerine vereceksin? Normal kilo kontrat yapacaksın. Bir senelik parasını da annesi veriyor size. Bil onu. Annesi veriyor. Annesi diyor ki benim kızım orada ağlamasın diyor. Ben artık her şeye kabulüm diyor. Ben Nergiz'i çok iyi biliyorum. Çocukluğunu biliyorum, çocukluğunu. O onun kimsede, kimsenin malında göz yok. Bunu unutmayın. Şimdi sen diyorsun ya böyle şey olmadı dedi. İlk ay geldi, benim yine tanımak aşamasındaydı. Seven insan, daha ben kabullenmedim, daha ortada bir şey olmadı. Bunları önüme itmek doğru muydu? Dur bakalım her şeyin zamanı var, tanıyalım, tanışalım. Sizinle de tanışalım o zaman. Ben sizi de tanımıyorum, hiçbir zülalesini tanımıyorum. Annesi bağlanmadı, madem bunun evlenmesi de bu kadar şeysiz. Niye tanışmak istemiyorsun? Annen Türkçeni bilmiyor. Bilmeyebilir. Anne, ben onun hem annesiyim hem babasıyım. Benim bilen her türlü konuşabilirsin. Seni ama... de, seni neredesin o zaman? Benimle niye karşı karşıya gelip tanışamadın? Yarın karşı karşıya geleceğiz. Hiç merak etme. Evet, dün Turgay'ın babası Alaaddin Bey'e canlı bağlandık. Ama söyleyecekleri bitmemiş ki bize bir mesajı var. Önce mesajı izleyelim, sonra üzerine konuşalım. Buyurun. Tamam hanım, oğlunu alıp götüreceğim dedi. Turgay gelmezse ne yapacaksınız? Vallahi Turgay gelmezse gelmesin benim için önemli değil. Ben görüyorsunuz hayvanlarımla burada günümü geçiriyorum. Hayvanlarıma bakıyorum. Burada hayvanlarımla bu şekilde uğraşmaya devam edeceğim köy hayatında. Nergis herhangi bir güvence vermedi. Nergis diyor ya 3-4 tane malından diyor ben ne yapacağım diyor. Ben malımdan memnunum, hayvanlarımdan memnunum. Çok
Turgay evin kirasını ben öderim, bir yıllık kirayı peşin öderim dedi. Kabul eder miydiniz? Hayır, öyle bir şey yok. Ben evi vermeyeceğim de onu kabul de etmiyorum. Nergiz'in teyzesi Gül Hanım yayına bağlandı, Tamam Hanım'a yüklendi. Siz nasıl annesiniz dedi, ne düşünüyorsunuz? Vallahi o yanlış bir kelime. İlk önce bir kendileri sahip çıksın. Nergis Hanım'a ilk önce kendileri bir sahip çıksın. Ona göre eleştirsin Tamam Hanım'ı. Tamam Hanım her konusunda haklıdır. Gül Hanım bizim derdimiz para değil dedi. Ancak Tamam Hanım onların derdi para dedi. Turgay ve Nergis arasındaki aşka siz inanıyor musunuz? Dertleri para mı? Ben inanmıyorum. Derdi para. Çünkü gelmeden, kayıt olmadan, kameti olmadan ev sahibi oluyor, yeri sahibi oluyor. Kimseyi sokmuyor. Onların amacı para yani. Başka bir şey değil. Ama ben hiçbir zaman yerimi vermeyeceğim. Ne Turgay'a ne de Turhan'a. İkisine de vermeyeceğim. Turgay baban ne şeker adam ya. Nasıl kızdırdınız oğlum bu adamı? Ben bir şey söyleyeceğim. Madem böyle babam da böyle karara gelmiş. Bu zamana kadar ben babama güvenip babam beni seviyor hiç olmasa babama dayanarak. Niye kızdırdınız babam bu adamı? Babam benim arkamda diyerek ben buradaydım. Şey peki niye kızdın Ergis sence? Kime kızdı? Sana mı Turgay'a mı? Ben bilmiyorum ama madem böyle babam da benden böyle güvenmemişse, ben ne yapsam bile bunların güvencini kazanamamışsam benim artık gururuma değiyor. Benim sabırım doldu açtı artık. Ben gideceğim. Ben kocamın ikisine de kızgınlığından değil, bunların bana ikisini de beni karşılarına almasına kızgın. Evet, dün canlı bak, yayında görüyorsun, bağlandığımızda... Biz orada ne çaba gösteriyoruz, ne evet. Emek veriyoruz, kimin için veriyoruz? Çocuklarımızın için. Tabii ki ben de çocuklarımın geleceğini düşünüyorum. Düşünme zannediyorum. Benim için bıktı. Hani bazı diyor ya dün bağlandı teyzen diyor. Nerede hani? Nerede? Dün konuşuyor diye car. Hani nerede arkanda? Gelir ne sabır et. Ha gelir. Ben gelme ben dedim. Ben buraya geldim geleli gelir. Ben bir gelme dedim. Kimse ben gelme ne dedim. Ne bağlandı ne geldi. Ben bitti artık dedim. Ama gideceğim bak, benim gururuma değiyorsunuz herkes. Herkes her taraftan. Bu zamana kadar vallahi ben babam arkamda diye ben güveniyordum. Babamı da değiştirmişsin. Sen benim oğlumu nasıl değiştirdinse o da benim kocam. Bundan artık benim ben yalvarmam. Olacak yani. Benim senden de kadınlık gururum var kendimde. Ya boş konuşuyorsun. Bundan artık şey yapamam. Nergis boş konuş. Pes mi ediyorsun yavrum? Pes etmiyorum. Benim de gururum var. Kadınlık gururum var benim. Artık gururum sabırım taştı artık. Sadece babama güveniyordum. Babam da böyle onların da niye babana kazanamamışsam. Her şey yaptım. Benden iyi bir gelin bulabiliyorsan bul. Çok sıvasın güzelleri var ki. Oo, benim gibi var. Size hizmet edecek gelin bulamazsın. Gibi, doğru senin gibi bulamazsın. Ama senden iyisini de bulurum. Merak bulamazsın. Ay, ya, hiçbir zaman bulamazsın. Niye kendi o ben kadar güveniyorsun ya? Gelinleri görüyorum. Ha, ne olmuş? Nasıl kaynanalarına, kaynatalarına hizmet ettiklerini görüyorum. Sadece oğullarını ellerinden alıyorlar biz da başka eve götürüyorlar. Biz gelini biz Nergis Hanım, biz gelini kendimize hizmetçi diye almadık. Sadece oğlumu mutlu etsin, oğlumu sevsin, senin yaptık hareketlerin ona geliyor. Bizim benim güvenim kazanmadı. Sen ne yaptın ki? Yaptık hizmetlerin bile seni güvenine kazanamamışsan bundan artık ben ne yapayım? Vallahi... Benim yapabilecek bir şeyim yok artık. Ben senin hizmeti benim de kendimde kadın gururum var. Yaptım diyor, hizmet ettim diyor. Bak arkada da gösteriyor şu an ekranda izleyicilerimiz de görüyorlar. Elimden geleni yaptım. Elimden geleni yaptım diyor, tamam. Bir yemek yapabilmiyordum. Abi. Allah razı olsun öğretti, onu da yaptım. Yemek yapabilmiyordu diye bahane edebilmezsin yani. Seda abla muhabiri hazır oradayken evlenmeyi diğer köylü vatandaşlara da sorsun. Gelecek. Şahit olanlar da var. Nergis'in nasıl çalıştığını bilenler de ha, o zaman madem çalıştın niye durduramadın köyde oğlum? Madem öyle iki gün çalıştı üçüncüye niye o zaman hadi bakalım.
Evlenin o zaman, köye geri yerleşek bakalım. Kabul edecek misiniz? Hadi bakalım. Güzel. Biz dayanamayız. Cevap biz geliyoruz buna. Diye siz yolunuzu aldınız. Sen böyle davrandığın sürece hiç kimse durmaz senin yanında. Ya ben senin köyüne gelip şimdi ben kötü ben oldum. Ben senin ha. köyüne geleceksem ben ayda oğluma $100 göndermem. Bak demin dedim. Duyun ben duyun oğlumu kadar bile. Duyun bak. Zorundayım. Oğluma $100 diyor köyde kalacaksam diyor. Bana gelin mi geliyor oğluna şey mi kazanmaya geldi. Bak daha da çok ben zaten oğlumu çalışmak için bakmak için gelmişim. Ben çalışacağım kendi paramla oğluma bakmak zorundayım. O zaman oğluna bakmak zorundaysan burada bir iş buluyorsun. Oğluna bakıyorsun benim oğlumun yakasını da bırakıyorsun. Evlenmeye mi geldin, oğlunu düşünmeye mi geldin? Önce bir ya kendi yuvamı düşün ya. O bizim sorunumuz, onu biz kendi aramızda konuşuyoruz. Ne demek, gel senin ya sorunu. Ya sen mi vereceksin şey parayı sanki? Hiçbir oğlum ya. Asıl benim sorunum, bu benim sorunum. Ya senden mi istiyor parayı? Niye kalmadı kız o zaman köyde? Senin yüzünden. Niye kabul etmedin? Böyle konuştuğun için. Tabii tabii. Şimdi suçlusu ben oldum. Doğruyu söyleyene 9 köyden kovarlar tabii. Zorunuza gitti. Ya ben öyle orada nasıl kalayım? Orada iş, benim bir iş imkanım yok, bir şeyim yok. Hiçbir hayır. gelirim yok. Ne yapacağım ben orada? Hayır, babası dedi ki motor alacağım dedi. Geçen sene bak motoraj etti bu dedi ben kalmam sürmem dedi. Öyle gitti. Babası dedi ki sana kredi çekeceğim, araba altın alacağım, burada kal, tosun alacağım. Sen gözünün önünde olsun istiyorsun. Aynen. Hmm. Her şey gözümün önünde. Ben de sizin arkanızda olup destek olayım dedim. Ne oldu? Ben burada yapamam. Sevgi emek ister. Doğru. Emek ister. Önce o zaman seviyorsan her şeye katlanacaksın. Ay, bence... Ben çocuklarımı seviyorsam, kocamı seviyorsam bak... Burada durdum. Sen çocuklarını seviyorsan ben de oğlumu seviyorum. Seninki gibi 3-4-5 tane benim oğul çocuğum yok. Bir tane çocuğum var. Onda bakmak zorundayım. O çocuğun babası var daha, ailesi var. Babası önce sen kendin aile olacaksın. Önce sen kendin aile olmaya geldiyse. Önce kendin aile ol, ondan sonra çocuğunu düşün. Ben şey gibi anladım. Nergis köyde yaşar, sizinle yapar da Turgay yapamıyor gibi anladım. İkisi de yapar. Ya Seda abla ben İkisi de yaparım de ama yani bir iş imkanı yok. Bakın hani sosyal bir güvencen yok. Bak, yani bir evlilik gerçekleştireceksin. Sosyal sigortan olması gerekiyor. Evet. Bir maddi geliri yok oranın. Varsa da sezonluk zaten. Kışın yatarak geçiyorlar. Kışında bir iş yapmıyorlar. Sen burada kazanacaksın oğlum. Bir asgari ücret kazanacaksın. Zaten aybaşı demeden, ortası demeden o para zaten gider. Kirayıydı, elektriğiydi, doğalgazıydı almış başını gidiyor. Sen orada mal etsen, senin burada bak 10 yıl çalışsan bir tosunun parası bile etmez. Birikimin. Hesabını sen yap. O yüzden o evde oturmak istiyorlar zaten. Biraz yardımcı olacaksınız. Onu da koymam. Keltiği birbirine mi? İki kardeşi birbirine mi düşüreceğim? O diyor benim, o diyor. Şimdi ben canım kıymet o gelmiş, ben burada oturamıyorum. Şimdi de o dinat etti. O şimdi... hakkını kaybetti bana göre. Yok, kaybedemez. O da gerekirse. Benim çocuğum. Niye bir kere düşünüyor? Gitmemiş ki o evden. O bir kere gitmişse sen de ki. Git. Kaç canım? Kere gitmiş? Sen de gidebilirsin o zaman. Gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş, gitti diye de otursun. Ben de sana dedim beş parmağın beşi bir. Benim çocuklarım hepsi ne de birdir. Hiç birbirini düşürmem. Diğer oğlum ne kadar kaldı? 3-5 sene kaldı. Tamam, o da 3-5 sene kalsın. 10 dakika, 10 dakika. Bu kaldı mı? Var ya, bu kaldı mı daha mümkün yok. Hayır, onun şeyini yapın. O da o arada kendini toparlasın. Zaten ona 3-5 sene verdiniz. Ayrımcılık yap ya, ayrımcılık yap. Yapıyor musun? Benim yerime başka bir şey olsaydı, hayır. Yabancı olduk. Ya konuşma ya, ayrımcılık yapıyor deyin, beni de burada şey yapma ya. Ayrımcılık. Hiçbir çocuğuma da ayrımcılık yapmadım. Sen beni ayrımcılık yapıyorsun. Benim yerime başka birisi olsaydı böyle yapmazdın. Hiç alakası yok. İki eltiği birbirine de. İki kardeş. Eltiği düşünmüyorum zaten. Umurumda bile değiller. Ama oğullarımı düşünüyorum. İki kardeşi birbirine düşüremem. Peki. Tuğra telefonda. Onun da cevap hakkı var. Tuğracığım merhaba. Merhaba Seda ablacığım. Hayatım sen daha önce o evde oturmuşsun kaç sene yapamıyorum diye çıkmışsın. Şimdi Nergis haklı olarak diyor ki burada kıskançlık yapıyor diyor. Orada oturmak benim hakkım diyor evlenirlerse tabii. Abla bunun kıskançlıkla hiçbir alakası yok. Evet ben o evden çıktım, niye çıktım? Ya kimse durduk yere kendi evin huzurunu bozar mı? Evin adı mı abla ya? Sen durduk yere hiçbir şey yokken çıkıp gider misin bir evden? Niye? Kimse gitmez. Niye gittin o zaman diyor Turgay sana. Ya niye gittiğimi Turgay da biliyor. Her şeyi burada konuşmak zorunda değilim. Tabii ama ki. Çoğu şeyi ailemiz içinde olduğu için biliyor. Olmadı, bazı şeyler olmadı. Ben eşimle anlaşamadım, sorun oldu, gittim. Yine biz bir aradayız. Önemli olan bu değil mi? Şimdi niye geliyorsun geri? Otursaydın ben de diyorum ki Nergis bak ben şu an niye geliyorum biliyor musun? Ben o
işten çıktığımda çalışabilecek durumdaydım. Şu an değilim. Üç tane benim çocuğuma kim bakacak da ben çalışacağım? Kocan çalışıyor. Güzel, kocam güzel. Çalışıyor da benim kocamda trilyonları yok ki, zengin değil ki. Nasıl senin kocanın trilyonları yok? Çok zengin bir insan değil. Ben zamanında Turgay'a dedim ya, beraber olalım, bir şeyler yapalım, insan gibi anlaşalım. Suç mu söylediğim bu benim? Yine aynısını diyorum ama yine yanaşmadılar. Zamanında ben Turgay'a hiç konuşmamış mıyım, yine beraber olalım dememiş miyim? Söylesene abi. Sera abla, ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Ne zaman sana yanlış yaptım? Dur abi, bir dakika bekle yavrum. Şimdi biz ilk zaman, orası müstakil bir ev olduğu için biraz büyüktü. Biz orayı ikiye böldük. Bir tarafında ben yalnız kalıyordum. Bir tarafında Tuğralar kalıyordu. Tamam. Ben yine bir göz odada kalmaya razıyım Nergiz'le. Yine yan tarafta ben kalayım. O da gelsin yan tarafa otursun. Aynı gittiği eve otursun. Ne diyorsun? Bakalım babam bu şekilde verecek mi yani? Tuğra ne diyorsun? Ver. Ya abla tamam, anlaşabileceksek oturalım. Ya anlaşılmayacak bir şey yok. Senin kapın ayrı, benim kapım ayrı olacak tamam, sonuçta. Ben de diyorum ki bu hafta sonu sizi davet ediyorum. Madem biz hani aynı yerde farklı kapılarda oturacağız, yine birbirimize muhtacız, tamam mı? Tabii ki. Ne olursa olsun biz birbirimize muhtacız. Senin annen baban köye gittiğinde biz yine birbirimize sığınacağız. Yok, anlaşmak derken hani tek bir çatı altında kalacakmış gibi değerlendirdim sandım. Hayır canım, zaten tek bir babam vermiyorum diye, kimse de vermiyorum dedi. Ben onu babama sormak istiyorum zaten, hani verecek mi o şekilde diye. Ha tamam, madem babam öyle derse... Tuğra. İkiniz ayrı ayrı oturun derse tamam. Tuğracığım. Efendim abla. Peki Nergis'le aynı çatı altında geçinebilir misin? Anlaşabilir misiniz? Ya abla, biz hiç yüz yüze gelmedik ki. Biz hiç karşı karşıya gelip bir oturup konuşamadık ki. Siz nasıl karşı karşıya gelmeden böyle birbirinize... Ben de anlamıyorum ki abla. Ben ilk yayına bağlandığımdan beri Nergis bana kin gitmeye başladı. Ben kötü bir şey de söylemedim ilk bağlandığımda da ona karşı. Görmeden bilmeden yargılamayacaktım. Ben senin için yargılamadım Nergis. Ben kayınvalideme hak verdim. Sadece bu kadar. Seni tanımadan ben sana şimdi kötü bir insan dedim mi Nergis bu zamana kadar? Haklı ama dedim kaynanam, haklı gösterin. Dedim. Tabii haklıyım. Yine haklıyım. Kıskançsın. Haklı dedim, sen beni tanımıyorsun ki. Kıskançlık. Benim nasıl birisiydiğimi bilmiyorsun. Kim, sen kim, nereden biliyorsun kaynanan haklıdığını? Tamam ya, yine haklı. Çünkü tartışmanız daha benim vardı. Sorunlarınız daha benim vardı. Dur abi, bir saniye bekle. Bir saniye. Kim kıskanç dedi? Bu. Nergis mi? Nergis çok kıskanç. O zaman aynı çatı altında yapamaz da. Yapamaz. Kapı bile ayrı olsa birbirinin yüzünü görme tahammül edemez. Neden? O derece ya, sen huysuzsun. Olsam tamam, ben kıskançım. Ama ben Tuğra'dan neyi kıskanacağım? Neyi mi? Kardeşi kardeşe konuştumazsın ya sen, o derecedesin ya senden. Ne? Tuğra'dan neyi kıskandın? Ya Tuğra'dan konuşuyor. Kardeşi kardeşe konuştumazsın sen. Ben biliyorum. Tövbe. Çünkü çemberi almışım, bizden bile bak çocuğumu şey yapmışsın ya. Oğlanı çemberi almışsın, sadece ben. Başka bir şey yok. Öyle bir şey olsaydı şimdiye kadar en çok karşı gelen sensin, senle konuşturmazdı beni. Yani Nergis öyle bir şey yapamaz. O da gelecek, merak etme, o da gelecek. Buradan çık zaten, onu da yaparsınız. Onu siz da bir şey soracağım. Buranın dışında nasılsınız? Ben diyorum dışında da olsa ben merhaba ederim. Kengütmem, hakaret etmem. Ben öyle ben kendime yakıştırmam. Evet. Ha, o ayrı bir konu. Evet. Ben insan tarafıyım. İnsancayım. Evet. Yani kapıdan hiç tanımadığım insan gelse şöyle dese elimi uzatırım. Evet. Ama bu evlilik, çocuğuma şey etmek ayrı bir konu. Kabul etmiyorum. Anladım. Bu şekilde evlilik sağlam olmayacak. Ve şimdiden ölti kardeş birbirine düşüyor. Ya etmiyorsan etme be. Götür oğlumu. Gidiyorsa götür. Tabii sen benim de biliyorsun. Çok gidek oğlum. Benim gururuma çok gidek oğlum. Sana yemin ediyorum Sivas'ın en güzel kızlarını senin ayağına sereceğim. En güzel kızlarını. Seviyorsa. Buna inat. Gel. Bulunmadık kumaş değil yani. Kız çok. Ne yazık ki beni sevmiş. Ben Seda abla. Sevgi geçici, sevgi geçici. Bizimkilerin en baştan beri zaten karşı olduğunu biliyordum da özellikle ben babamın merhametine çok güveniyordum. Evet hani, çok şeker bir adam ya. Ne olursa olsun bir şekilde ya kabul eder diyordum ama o bile artık çok... Niye bak bekleyemedin adam, bak dişlerini söktü de dişlerini bile taktıramadı. Zamanı yok canım. Çünkü malı bakacak bile zamanı yok. Adam gidip de dişlerini taktıramıyor. Bana bak. Düşün. Bana bak. Bir Nergis, tanesi destek olmuyor. Nergis işi zorlaştı. Tamam hanım, Sivas'ta en güzel kızlar Sivas'ta deyince Sivas'tan telefonlar geliyormuş Turgay için vallahi. Ama Turgay Nergis'i seviyor. Yapmayın öyle şeyler.
Seviyorsa, konuşuyorsa gitsin. Ben bundan artık zorla... Şu zamana kadar da beni yanımda zorla tutmadım. Zorla da o başkalarının elinden almadım. Birbirimizi sevdik. Yine de ben bunu zorla yanımda tutmam. İstiyorsa gidebilir, evlenebilir. Buna bulunan kızlar... Herhalde canım kimse... Baba. Kimse kalma. Kimsenin kısmetine... Ne diyor ya oğlum? Kısmet bu. Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Aha ata bindi de ne oldu? Aha oturuyorlar bak. Arasın kısmet varsa madem ya, öyle niye... Çavrımı aşırdınız beni. Efendim yurdan duralım. O atın kıymeti bitmedi bir türlü. Öyle. Laf konuşayım ben. Yazık konuşsun bırak. Nergis. Gerçekten sabrının sonundasın. Görüyorum. İncindin. Tamam hanım kendine göre haklı. Ezdiler. Ben senin her türlü arkandayım. Her türlü arkandayım. Bunu biliyorsun. Biliyorum. Teşekkür ederim. Her türlü arkandayım. Sen ezdirir misin ya? Ve hedefim seni buradan telli duvaklı göndermek. Benim hedefim bu. Şimdi böyle dinliyorum. Niye tamam hanım? Telli duaklı göndersem bile... Oğlum seviyor buradan bacı. Buradan göndermeyle iş bitmiyor. İş yine bize kalır. Merak aslında etme. Ne var? Oğlun işte bak. Efendim ne oğlum, güzel yetiştirmişsin. 33 yaşına gelmiş. Şimdiye kadar hep onun dediği oldu. Burnunun dikine gitti. Bundan sonra bizim dediğimiz olacak. Evleniyorsa bizimle anlaşırsa. Önceki yanlışlardan mı? Evet. Hep yaptığı yanlışları o da biliyor. Ama bunun faturasını Nergis'e kesemeyiz. Günah. Nergis'in ne suçu var? Yeter artık. Biz de yorulduk onun yaptığı yanlışlardan. Yorulduk. Bunun cezasını şu anda Murat çekiyor. Aynı hareketi. Yorulduk dinlemenin, artık. Anne babanın sözünü dinlemenin cezasını Murat çekiyor. O ağladı mı ben ağladım. Çocuğum üzüldü mü ben de üzüleceğim. Baştan. Anne baba sonundan ağlayacağına baştan ağlasın. Anne baba sözü dinlemeyen yarı yolda kalır. Hedefine ulaşamaz. Hiçbir zaman anne baba intizar almayın. Ha ettim etmedim ama aha burada. Bak cezasını Murat çekiyor şu anda. Şimdi. Kaldı. Ha. Otelde. Otelde tek başına kaldı şimdi. Niye? Aynı yani bu konuya gelecek. Anne baba biraz sözü dinlemediğinde. Biraz daha konuşacağız. Şimdi böyle deyip de... Çocukları da demoralize etmek istemiyorum. Turgay'ı da seviyoruz. Nergis'i de seviyorum ben. Ayrıca Nergis'in kötü bir kız olduğuna ben inanmıyorum. Kötü bir kız değil o. O her türlü, her şartta uyum sağlar. İnanıyorum ben. Ben böyle bakıyorum, süzüyorum. Kızıyor, alınıyor. Alaaddin Bey'i yumuşatmak lazım. Çok şeker bir adam. Biraz onun... suyuna gitmek lazım. Zaten Turgay gönlü... şeydi, köyde de benim üstümde titriyordu. Oğluna bir şey demese bile benim üstümde titriyordu. Ben şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Değişmiş, çok değişmiş. Neden ama acaba dedim, ha? Senin o sivri dilinden olmasın? Seda abla, bizimkilerin niyeti herhalde beni evlendirmemek yani. Sadece Nergiz'le değil, başka biriyle... Vallahi oğlum, sana bir şey diyeyim mi? Evlendikçe sorun yaşayacağım ama bekar kal daha iyi. İşte evlilikçe sorun yaşayacağım, bekarlık şey tek yani. Sorun. Böyle evlilik olacağına bekar kal daha iyi. Hiç mi de sorunum olmaz. Bir karısıyla uğraşacağım, yarın bir gün bir çocuğu olacak. Yarın bir gün çocuğu başımda kalacak. Diğerleri yaptı, senin başına bıraktı sanki. Oğlan gitmeseydi kalacaktı zaten. Bir Ayfer'in mesajı gönderdim. Bir Ayfer'in mesajı eksikti, onu da okuyayım. Nergis'i yalancılıkla suçluyor ve hala Ayfer'in iddiası benim elimden aldı Turgay'ı diyor. Yüzsüzlük yapıyor. Biz Turgay'la birbirimizi seviyorduk. Yüzsüzlüğün birisi sensin. Sen yüz... Sen hiçbir zaman konuşma. Elinden almadım, zorla almadım. Sen de... Sen Turgay beni sevdi, seni sevmedi. Öyle demeyelim de hem cinsini koruyan şeyler söylüyor. O da bir kadın neticede. Ama Turgay dedi ki hayır benim onunla öyle bir aşk şeyim olmadı dedi. Ayfer'le benim yazışmalarım da vardır kendisinden. Bana bir tane benim sevdiğime dair bir tane mesajını göndersin buraya. Varsa göndersin. Gururluk, yüzlük ve... Hangi yüzüne konuşuyor? Hala diş üstünden ya. Diş gitti kandan biri ya.
Evet. Nergiz'le biz bu yüzden çok kavga ettiğimiz için özellikle Ayfer bunu biliyor. Yani o konu içeri girdiği zaman bizim aramız çok bozuluyor. Ha. Ondan dolayı sürekli böyle arayı karıştırmak için bir şeyler hala söylüyor. Hala hayatımızda yüzsün birisi sen. Da bunun yakasına yapışmışsın. Ben yakıştıramıyorum. Senin yüzünden. Senden bir şey ya sen kafayı senden... benimle mi yedin ya? Gerçekten ben bu kafayı. Senin yüzünden. Ben bununla nasıl sen yüz veriyorsun ya? Onun için hala bunu bu var ya Seda Hanım, ben öyle biliyorum ki bu bununla evlensin. Sen gizli konuşuyorsun onunla. Utanmaz o kadının yüzünden. Yine aralar açılır. Aa, olmaz. Açılır. Çekil takıntılı. Buradan çıksın arabanın içinde. O ara dedi ne aklar yedi. Yine bunun başının etini yiyecek. Ben gizli gizli konuşuyorsun. Hala onun için mesaj atıyor kadın bize. Kanıt getir konuştuğuma. Boş konuşma, iftira atma. Ben senin telefonunu bilmiyorum ki. Ben boş konuşmuyorum. Telefonumu vereyim sana o zaman. Konuşuyormuşum. Yok ben onu istemiyorum. Seni istemiyorum. Ben onu istemek yanında değilim. Olmasa öyle mesajlar gelmezdi bana. Ya boş konuşma. Senden yüz olmasa gelmezdi. Tabii canım ben diyorum. Ben al birini vur ötekini. Kusura bakma da yani. İkiniz de aynı kafadasınız. İkinizi de zaten istemiyorum. Benim de günahımı alma. Allah'ım yarabbim. O kendine yediremiyor. Bunu kaptırdım diye. İkisi de inat yani. Zaten benim... Turgay konuşmaz. Ay ben mesajla, konuşma değil. Mesajlaşıyorlar mı acaba Turgay'la Ayfer? Yok kesinlikle. Yok konuşmaz. Yani bu kadar... Ben bana karşı uzaklaştırma kararı aldığı günden itibaren bir gün olsun konuşmadım yani. Yani öyle ya, bu özgüveni nereden alıyor yani mutlaka abi nereden siz bu yandan... Yok yok, ben Tamam Hanım'ın da konuştuğuna inanmıyorum. Yani. Yok, kesinlikle konuşmuyoruz yani. Ya bir dönem gizli konuşuyordu ama şimdi bilmiyorum, emin değilim yani. Takıntılı aşıklar yani hep. Takıntılı. Onu anladım. Takıntılı aşıklar takıntılı yani. Aşka onu anladım yani. Orada haklısın. Birbirine inat, birbirine takıntılı... Takıntılı yani. Bir durum var. O da anlasın artık ya. Onunki olmayacağını anlasın. Sen böyle davrandığın için mesaj gönderiyor biliyor musun? Evet Kale onu diyorum yani. Kıskandığını çok belli ettiğin için o öyle mesajlara yazıyor. Hiç de kıskanacağın bir durum yok. Adam senin yanında yani. Değil mi? Bir de kapatacaksın eski defterleri açtığınız sürece. Dur Gül Hanım, mutlu olamazsınız ki. Senin yanında deyince... Seda adamın anda bak biliyorsun adamın anda iş olmadığını. Tabii ki de olmadı. Hayır onu katması da gerek yok ya. Üçüncü şahıs ya. Ne demek yani? Ha. Anda diyor da. Bizle alakalı bir şey yok. Bize girmeyin öyle ya. Konuşmayın. Adamın anda onun hakkını ben diyor. Zaten kaydı siz kendi konunuzda ilgilenin ablacığım. Zaten. Ablacığım. Onu diyorum işte yani ona sinirlenecek bir şey yok. Aynen ona katılıyorum. Onu ben kaydı almıyorum zaten. O da kaydıya yani beni öne itiyor bak. Kıskandığını çok belli ettiği için Nergis kıskançlık. Ama şu çok belli konuda bir suçlusu ben miyim onun? Onun suçlusu ben miyim? Bak beni suçluyor. Yok canım ne münasebet sizle ne alakası var? Sen gizli gizli konuşuyorsun senden yüz altıya geliyor o yüzden. Peki bu kıskançlık da şimdi Tamam Hanım'ın kafasına takılıyor. Çok kıskanç. Turgay ileride boğulur musun bu kıskançlıktan? Bu da boğulacağım, iyi değil. Bir yere kadar. Ya ben onu o pozisyonlara getirmem yani. Kıskanılacak pozisyonlara getirmem. Ama bazen abartıyor, abartmıyor değil. Hı. Çok abartıyor ama sonuç olarak bana inanıyor, güveniyor. Onu biliyorum yani. Güvendiği için. Ama şimdi bir anne olarak bak annenin kafasına takılıyor. Yarın bir gün bunlar problem. Ya, evlilik mi? Ben yine diyorum üstüne basa basa bir sen olmasa, ikinci sen olmasa bu Ayfer konusu bunların aralarında dönüp dolaşacak, ara açılacak yine. Aa bizim aramızda gezerse bizim aramız açılabilir. Sen de silemiyorsun bak, sen de silemiyorsun. Bırak kocan madem koca diyorsun aldın, beni de kıskanıyorsun bak, beni de sen kendi şeyin almaya çalışıyorsun ya. Öyle bir şey var mı ya? Sen benim sevmediğim insanlarla sen de konuşamazsın. Ayfer'le sen de konuşamazsın. Ben onu konuştum. Onu kıskançlık görme. Kim olsa bile benim yerime. Kim olsa bile onu sana söyler. Benimle düşman olanı sen de düşman ol diyor muyum ben sana? Onun özgür iradesi. Konuşmak istiyorsa konuşur. Sen müdahale edemezsin. Konuşabilmez niye? O bizim hayatımızda gez. Bizim sen çıkartacak. Bozma. Sen kafandan çıkartacaksın Ayfer'i. Bak kocanda hiç yok. Nergis. Neyse siz bence bir durun, bir karışmayın. Onlar bir kendileri... Ben annesine... konuşmuyorum ki konuştuğumu da yani öyle bir söz konusu da olsa bunu senin söylemen yani yeri yok, konuşmanın da hiçbir şeyi yok. Ha onu da konuşuyorum deyince ben getirip de...
değilim. Bu saatte. O senden yüz olmasan da zaten oğluma gitmek. O senden yüz buldukça bizim hayatımızdan gitmez. Senin hayatında yok ki zaten. Sen kendi kendine diyorsun ya. Onun hayatında gel. Görmüyor musun? Görmüyor musun mesajları? İyi sesleniyorum Ayfer Hanım, buraya gel. Ya buradasınız. Yedirme ya boş zaman. Konuşma ya. Ha. Yedirme o zaman, o kadar biliyorsa. Bakayım bakayım hangisi. Çok meraklısın, git yanına. Getir getir. Ha, giderim. Getir. Buradan. Ben meraklısı değilim ama meraklısı olanlar var. Yüzü varsa gel. Gelsin şuraya yüzü varsa. Allah'ım yarabbim. Gelebilir. Ya. Gel de otur da yüzünü. Niye yüz varsa gel, oturmadı da açık açık konuşmadı orada. Ben onu zor zor oturuyordu. Ya. Sen kendin vicdanını çatabiliyorsan getir. Kadın et. Ya boş konuşma, bırakın. Et gelin et. Kendi vicdanını çatıyorsa et. Ya tamam, hanımın öyle bir derdi yok ki, anlamadınız Allah. Siz bu gel, olayla. Gel diyor, yarabbim. Gel diyor, gel diye çağırıyor ya. O zaman varsa gelsin. O zaman hadi burada bakalım. Sürekli sürekli onun durduğu zaman beni onun önüne niye itiyorsun? Niye itiyorsun ya? Git. Biliyorsun koca senin yanındaysa diyor, emin isen yani benim önüme gitmeye gerek yok. Ben gitmiyorum, gitmiyorum. Senden yüz al, bana mesaj gönderiyordum. Senden yüz aldıkça bizim hayatımızdan gitmez diyorum. Ben onunla oturup karmışlığım mı var? Ben sen gizli gizli konuşuyorsun. Ya konuşma. Yeter. Nergis. Bardağı taşırma yani ya. Ben sanki bardağın sabrını taşırma. 7-24. Benim gururumu da sabrımı da taşıran ya, sizsiniz. Kes sesini ya. Yok ya tamam, onunla ben o terbiyesiz o gelmiş. Yapmam. Hadi gelsin bakalım. Allah'ım. Gelsin şu an gelsin. Sen başa dersin onunla. Bırak. Vallahi baş üstüne. Herkes de baş üstüne. Benim değil ki, benim davam değil. Beni niye araya gidiyor ya? Ay sen bazı şeylere kızıyorsun tamam hanım ama Nergis'in bu şeyini seviyorum ben. Bırak biraz cabbar ya. Yapsın bana ne diyor? Evet. O da cabbar olsun. O oluyorsa o da olsun. Hangisi galip geliyormuş bakayım. Cabbar ki almış yanında oturuyor işte. Derdi zaten hala birbirlerine sen hesabına. Yakıştırmıyorum. Yakıştırmıyorsa niye çağırıyorsun? Ben çağırıyorum o zaman ben. Niye çağırıyorsun? Yetme. Bana inadına mı çağırıyorsun? He sen aynen ama. Gelsin, gelsin diyorum. Ne zamansa gelsin. Beraber paylaşın gelsin zaman. Hadi beni bakalım. Beni kaybetmedin. Kim kaybeder kim tamam. Kazanır. Konumuz var ise beraber paylaşın, beni araya sokmayın o zaman. O zaman içimiz rahat etsin. Ortayı karıştır. Bakarım diyor o desin yok, bakalım yok. Bir kere. Ortayı karıştır 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 bir chatte otur. İzle he. He ne güzel olur vallahi. Ne güzel. Ortayı karıştırmaya zaten alışmışsın. Ben de şöyle mutlu olsam. Vallahi. Yok ya. Tuğra ikimiz de karıştırdın karıştırdın karıştırdın. İkimiz iki tarafı baktırdın şimdi bak izliyorsun. Senin mevzun oldu. İki elti nasıl boş olacak? Ver. Şimdi Ayfer'i de getir ortalığı karıştır otur bir chatte. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Sen mutlu olursun. Sen karıştırıyorsun baksana ha. Ben değilim ben. Madem mesela karşı karşıya gelin de o zaman sorunumuzu halledin. Beni itme. Onun derdi madem şu an, öyleyse. Ayfer'in derdi şu an Turgay değil. Sensin. Bensem gelsin, benim karşıma gelsin. Ne gelecek? Gelsin. Boş ver. Sen işine bak, otur ya. Sen işine bak, niye gel, ne çağırıyorsunuz kadını? Ben değil ki çağıran o, ben sinirlenme diye çağırmışlar. Sen boş ver, kendi mevzuna bak sen, mevzuna. Kendi mevzuna. O zaman başkalarını itme, daha fazla beni suçlama o kadınla. Tamam mı? Beni yok, karşı yok. Karşıya hayır, getirme. Konuşmaz. Getirme. Benlik bir durum değil yani. Onun şimdi öyle mesaj göndermesi benlik bir durum mu? Çıkar benim telefonumu senin. Hayır hayır. 7-20 burada zaman... olmasanız ulaşamaz da. Nereden ulaşacak? Anladınız mı? Ya o kadar derdi varsa numaralarımız var onda. Bir sorunu varsa arasın veya mesaj atsın. Bize atsın. Burada hala ortalığı karıştırmanın derdi ne yani? Nergis sen de oraya takılma. Oradan çık. O senin mevzun değil. Senin evlenmek istediğin adam yanında. Evlenip oturmak istediğiniz bir savaşınız var. Evlenelim ve şu evde oturalım diyorsunuz. Siz bunun savaşını verin. Bırakın dışarıdan etkenleri. Boş ver. Evet. Kemal Bey dedi ki büyüklerini dinlemeyenlerin sonunu görüyoruz dedi. Benim oğlum da dedi benim sözümü dinlemedi dedi. Bunların hiçbiri büyüklerinin sözünü dinlemiyor dedi. 4.5G ile Havva Nur'a bağlanıyoruz. Yasemin yanında muhabirimiz Yasemin. Merhaba Havva Nur.
Merhaba Sıda abla. Nasıl oldun? Daha iyiyim. Maşallah. Peki, birazdan konuşacağız. Onlar Türkiye'nin en güvenilir kadınına geldi. Sizin konuşmalarınıza rast geldim ve Seda Sayan bu işi çözer dedim. Seda ablam, arkanızda benim arkamda. Sorunlarına çare, umutsuzluklarına bir çıkış yolu aradı. Siz tekrar bana bir ümit verdiniz yani. Size çok teşekkür ediyorum. Yüzlerce isim bugüne dek hiç yanılmadı. Çıktım ben de sana geldim. Dedim Seda abla bu işi çözer. Ben de size güvenerek size geldim. Bana güvenin sonuna kadar ya. Bana güvenin ya. Geri geldi bir abla, geri geldi bir anne. Kısaca aile oldu. Çok yalnız hissediyorum. Ben varım, bak siz varız. Benim arkamda sen olmasan da annem dediğim, ablam dediğim Seda abla var. Seda Sayan kavuşamayanları birleştiriyor. Üstelik yeni bir hayata adım atarken onların en büyük ihtiyaçlarını da karşılıyor. Her şey bitti dediğiniz anda biz buradayız. Bitti bizim için her şey demiştim. Sizi gördüm. Hadi Seda ablaya gidelim. Anca o bizim yuvamızı kurar dedim. Bir telefon kadar yakınınızdayız. Çıkın çıkın gelin ayol. Telefon numaramız 0212 702 3030. WhatsApp başvuru hattımız 0549 108 1010. Bizi arayın, bize mesaj atın. Değerli izleyicilerimiz, reklama giderken canlı yayında Havva Nur karşımızdaydı. Bağlanacak tekrar. Havva Nur ve Murat, geldiğimiz nokta nedir? Önce bir izleyelim, sonra Havva Nur'a soracaklarımız var. Şimdi sen en son sordun. Kemal Bey de dün hatta canlı yayında sordu. Havva Nur dedi, Nuriye Hanım'ın gelmesini istiyor musun dedi. Gelen gelir dedi. Bu yüzden mi gelmiyorsun? Annem gelecek dedi ya, gelebilirdi. Ben şimdi vardım, annesi onu mahana yapar diye. Ben o yüzden biraz geri çekildim. Biraz da rahatsız olunca geri çekildim yani. Tüm bu olanlara kırıldın mı? Hayır Seda'nın, kırılmadım ya. Niye kırılacağım? Bize o kadar laf söyledi, kırılmadık ki. Buna mı kırılalım? Ben onun cahilliğine veririm gene. Ben bir büyük olarak, bir anne olarak gene varırım yani. Dün hiç Kemal Bey gelmedi mi hastaneye? Ben görmedim. Bebeği görmeye geldi mi? Yanındaydın sen bebeğin. Bebeği görmeye gelmedi. Ne yalan söylüyorsun kızım? Ben çiçeğe mi yaptırmış gitmişim? Buyur. Aha şu çocuklar. Turgay. Öyle mi Turgay? Nergis. Kemal Bey çiçeğini yaptırıp gitmiş hastaneye. Niye Havva Nur gelmiş bilmiyorum diyor. Buyur abi ya, vallahi ben şaştım ya. Peki bir şeyin farkında mısınız hepiniz? Murat'ın oğlu oldu ama Murat iki gündür yüzüne bakıyorum, çocuğun mutsuz. Buradan çocuğu kucağımızda mı götürürüz? Tamam, ne istiyorsun? Git puset al dedi. Gittim aldım. Çocuk geldiği zaman nerede yatacak dedi. Tamam, ne istiyorsun? Beşik. Tamam, onu da alayım dedim. Dün gittim puseti, beşiği, yatağı, ondan sonra gerekli malzemeleri hepsini aldım. Otele koydum, şu an hazır. Ben daha ne yapayım? Bir dediğini iki etmiyorum. Ben o ne isterse yapıyorum. Ha ondan sonra hani Havva Nur bu şekilde konuştuğu zaman, bu şekilde benim aileme konuştuğu zaman, Murat bir şeyler yaptığı zaman ne oluyor? Murat suçlu oluyor. Murat hatalı oluyor. Peki Havva Nur ne olacak böyle? Mesela Nuriye Hanım kalkıp gelsin mi artık? Annenin geleceği yok. Baban zaten dedi ki ümidini kes unut dedi, gelemez dedi. Benim annem gelemez zaten, onca yolu çekip de gelemez. İstese bile gelemez. Ama daha önce gelir dedi, değil mi yani? Evet. Siz öyle sanın, gelir annem buraya dedi. Tamam, kabul ediyoruz, olabilir. Her insan yola çıkamaz, hastalı olur. Nuriye Hanım gelecekti. Yani buna niye engel oldun? Neden engel oldun? Benim ailem gelmiyorsa onun ailesi gelemez, sen dedin be yavrum.
Gelme dedin kızım, polis çağırın dedin. O kadın benim yanıma gelmesin dedin. Babamla inatlaştığı için ben de dedim. Babanla karıştırma, baban ayrı. Senin hastalığın ayrı, senin çocuğun ayrı. Sen baban değil, baban istediğine girer, istediğine çıkar. Sonuçta o senin baban. Kimse engel olamaz. Ben de engel olamam, bana da kimse engel olamaz. İstediğim yere giderim. Tamam hadi şöyle bir şey yapalım o zaman. Heh. Annem hatta. Hadi annemi kendi ağzınla çağır hadi. Gelebilir, ben gelmesin demiyorum kimseye. Dediğimi söyle de bir şey yapacağım ben şimdi hadi. Senin bir kelimeni söylemeni bekliyorum. Ona göre bir şey yapacağım ben şimdi. Gelsin bekliyorum dedim. Gelsin bekliyorum dedim. Murat canlı yayında Esef Eray'ın baklavasını dağıtıyor. Hocam bugün Havva Nur'un doğumdan sonraki ikinci günü. Hem kendisinin hem bebeğin durumunu merak ediyoruz. Nedir durumları? Evet, durumları çok güzel. Bugün takiplerini yaptık. Kendisi de bebekle gayet sağlıklı. Tabii taburculuk sonrası ara ara kontrollerimiz olacak. Bugün sağlıklı bir şekilde Esef Eray'ı da annesini de taburcu ediyoruz. Havva Nur doktorunun da uygun görmesiyle doğum yaptığı hastaneden taburcu oldu. Murat eşi ve çocuğunu da alarak otelin yolunu tuttu. Artık oteldesiniz Murat. Efendim abla. Nasıl gece uykuları çocuğun? Vallahi en son sabah 6 oluydu. Ben daha uyumadıydım. Bu saatten sonra da uyumanın gereği yok dedim. Yardımcı oluyor musun Havva Nur'a? Tabii abla. Ben hiç uyumuyorum ki. He? Ben bekliyorum zaten. Öyle mi? Onu dinlendiriyorum ben. O sadece mamasını yapıyor. Tamam, mamasını yapıyor, bezini değiştiriyor. Normalde ben onu dinlendiriyorum. Aferin sana Havva Nur. Efendim. Nasıl gidiyor annelik? Gayet iyi. Uslu duruyor mu oğlun? Evet. Murat diyor ki ben yardımcı oluyorum diyor. Oluyor mu sana? Oluyor. Konuşun bakalım. Havva Nur zaten çok hoş sohbettir biliyorsunuz. Ben zaten 7/24 birlikteyim zaten benim Gonca'da. Annenle benim sadece... görüşüyor musun? Evet. Gösterdin mi torunu bir daha? Gösterdim. Ne dedi? Ne diyecek? Her torununa dedin. O dedi. Baban gördü mü? O da gördü. Gördü mü? İyi. Peki Sevim Hanım, bebeği gördükten sonra gelmeye ikna oldu mu acaba? Torununu gördükten sonra gelmek icap etti mi? Öyle bir şey düşündü mü? Öyle bir şey dedi mi? Ben torunumu görmeye geliyorum kızım dedi mi? Onu demedi de ne zaman geleceğin diye sordu. Ne zaman geleceğin demiş. Ne zaman geleceğin diye sordu. Hı. Yani bunu bir anne olarak bunu nasıl sordu ben çok merak ediyorum. Demedi mi bu çocuk gelemez. Bu çocuğun gırkı çıkmadan gelemez. Taze çocuk nasıl yola çıkacak? Hayır, gırkı çıktıktan sonra dedi zaten. Tamam. O gelsin buraya. Demedin mi kızım? Anne gel. Annem gelemezdi. Ablam gelmeye niyeti varmış. Benim ihtiyacım var. Anne gel. Bak Uruş Hanım'ı ben buraya katmıyorum. Ben Uruş Hanım'ı istemiyorum. Sen gel dedin mi? Benim annem gelmez. Senin annen gelemez. Uruş Hanım gelmez.
Peki nasıl olacak bu? Çocuğa nasıl, kim bakacak? Nasıl sana yardımcı olacaklar? Bu çocuğun senin bir bakıma şu anda 40 gün çıkan. Kendim bakıyorum zaten ben. Çünkü anladığım kadarıyla Keriman yardımcı oluyormuş. Keriman da bugün gidiyor. Gitmiş, evet. Bugün gitti, ayrılıyor. Ne olacak şimdi? Evet. Şimdi, tamam bir tanem, sen iyi güzel diyorsun. Ben kendim yapıyorum diyorsun. Şimdi sen oturduğun yerden, yani uzandığın yerden yapıyorsun. Tamam, kalkıyorsun. Zor köttek yardımla kalkıyorsun. Ama şimdi bu çocuğun 40 çıkasıya kadar ister istemez göbeğe düşesiye kadar sen çok sıkıntılar çekeceksin. Tamam, ben de gerekeni yapıyorum, sana yardım ediyorum ama sana yanına bir yardımcı, illaki bir yol yordan bilen bir kişi, annelerimizden biri, ya benim annem ya da senin annen. Benim annemi istemiyorsun doğal haliyle. Bunu kendi ağzınla da zaten defalarca söyledin. O zaman şöyle bir şey yapalım. Sen annene seslen, ben annene sesleneyim. Annen uzun yol gelemeyebilir. Tamam, annene arabayla getirdim ben. Arabayla alıp gelelim. Otobüsüne gelemiyorsa. Gelemez diyor. Ne yapacağız peki? Arabayla gelemez. Da gelemez. Niye? Hızlı trenle gelsin. Bak, hızlı tren arabadan da düşük. Hızlı tren 6 saatte geliyor buraya. Hızlı tren olur gelemez mu? Gelemez. Gelemez diyor. Şimdi şöyle Havanur, gelemez. Buna hiç bilmez benim annem zaten. Havanur, şuna söyleyeyim. Gelemez mi, gelmez mi? Gelemez. Nuriye Hanım gelsin. Nuriye Hanım gelsin dedi. Dün tekrar fikir mi değiştirdiniz Murat? Efendim abla? Dün dedi Nuriye Hanım gelsin dedi. Nuriye Hanım tamam rahatsız da. Ya. Abi annem şimdi tamam, anneme gelsin dedi o gün. Anneme gelsin dedi ama bakalım annem gelecek mi? Çünkü o kadar anneme şimdi anneme bir takım kelimeler söyledi Havanur. Şimdi annem o kelimeleri sineye çekip yani Havanur affederekten gelecek mi? Ama dedi ki bugüne kadar neler o söyledi. O kadın da, ama o kadın da kırıldı. Şimdi ister istemez. Şimdi şöyle Seda abla. Sen de benim babama söyledin. Nuriş Hanım şunu söyledi bana. Ha, biz karar verdik zaten Nuriş Hanım'la konuştuğumuzda. Nuriş Hanım dedi ki hasta. Hasta olmasam zaten ben oraya Havanur için gelmem. Ha. Gelmeyeceğim. Ama torunum ve Murat için gelecekti. Bunu herkes de biliyor ama rahatsız olduğu için şimdi gelse çocuğa da etkisi olacak hastalığının. O yüzden Nuriş Hanım gelemiyor. Değilse canı atıyor. Gelmek istiyor. Çok da istiyordu gelmek. Ne olacak böyle, ben anlamadım. Vallahi Seda abla şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Sevim ablaya, ben her zaman kızımın arkasındayım, yanındayım diyen insan şu an burada olur. Bu kelimeleri kullanan anne. Senin annen de öyle diyordu ama şu an burada yok. Benim annem istese gelir. Ben şu dakika gelir. Rahatsızlıktan dolayı gelir. Rahatsız olduğu için gelmiyor. Yani bunu her gece de sorabilirsiniz. Yani Nuriye Hanım şu anda hastalığı olduğunu. Yani bir taraftan da demek ki Nuriye Hanım'ın gelmesini istiyormuş. Ama istiyor ama dediği laflar şimdi babasıyla kıyasladı Nuriye Hanım'ı. Şimdi Murat babasını ama onu kıyaslamayacak. O ayrı, senin az önce dediğim gibi işte yine diyorum bak. Hiçbir zaman baba anne işte lafı dinlemeyen, karşı gelen, annesine babasına karşı gelen sonu bu oluyor maalesef. Şu anda sen istemez miydin Havanur? Annen veyahut da ikisi de olsun yanında. Niye yok sence Kemal Bey? Buyur. Bunların işte laf dinlemedik. Karaman'da olsaydı benim annem de gelirdi, ablam da gelirdi, hepsi gelirdi. Hiç zannetmiyorum yani. Karaman'da olsaydı da geleceğini zannetmiyorum. Gelecekti. Bunu daha önce de bu konuları, bu şekilde konuşmalarını duyduk. Düğüne Havanur de gelecek dedin, gelmedi Havanur. Ben yani defalarca burada, bak şurada oturdum, benim oturduğum yerde burada oturdum. Burada gelemez. Dedin ki annem gelir dedin, annem gelecek dedin, annem gelir dedin. Biz dedik ki gelmez. Buradakiler de dedi ki gelmez. Ama sen dedin ki öyle sanın. Aynı bu konuşmayı yaptım bak, aynı bu şekilde konuştum. Siz öyle sanın, siz öyle sanın. Sonuç burada. Nerede Sevim Hanım? Mesajlar var benim elimde, mesajlar. Mesajlar. Ya mesaj var. Önemli mesaj değil. Ne diyor mesela mesajda Havanur? Annen ne diyor?
Karaman'da olsa gelirdim diyor mu? Çok şey diyor. Ama baban dedi ki Karaman'da da olsa... Diyor. Gelemez, unut dedi, unut. Esef böyle söyledi en son. Ama Karaman'da olsaydı, Uruş Hanım hastanenin kapısını beklerdi, kızlarım kapısını beklerdi. Ha ablan gelirdi gelmezdi bir şey diyemem şimdi o çocuğa. Ama benim iki kızımla... Ablam bura gelmeye... İki kızımla Uğuriş Hanım hastanenin kapısını beklerdi, ayrılmazdı. Çocuklar can atıyor ya. Ama işte gel gelelim gelemiyorlar. Benim aklımda can atıyor ama hastaymış işte. Birinin dört tane çocuğu var, birinin de yeni bebesi var. Havalar soğuduğundan dolayı abi diyor uzak diyor, nasıl ben, gelelim diyor. Ben şimdi o çocuğa bir şey diyemem. Hastadır, çocuğu vardır, gelir gelemez. Bir şey diyemem ablası için. Ha, ben ona lafımız yok, ben hiçbir şey diyemem. Çünkü elde. Kocası izin verir vermez. Tabii. Ona tabii. Bir şey diyemeyiz. Ben buradan bir Sevim abla sesleneyim. Tabii ki. Ben davet et. Bakayım bir davet edeyim. Ben bir sesleneyim. Benim evet. Üstüme Havanur da seslensin. Birlikte yani Havanur'dan seslensin. Ben buradan sesleneyim. Bir tekrar bir daha yapalım. Daha yarım saat önce konuştum zaten ben annemle. Ya senin konuştuğunu ben bilmiyorum ama işte. Ama senin ağzın çağırması farklı. Benim ağzımın çağırması farklı. Sen ben buraya, de gelmesini isterim. Buraya mı davet etmek istiyorsun Murat? Ya kızının yanına ya. Torununu görsün. Kızının yanında bulunsun. Ben bak ben kötü bir şey demiyorum. Çok bir şey de istemiyorum. Benim için gelmesin. Var geldiği zaman ben otel değiştireyim. Vallahi ona da kabulüm bak. Ben otel değiştireyim. Gözüne bile ne gözükmeyeyim. Ama yeter ki sadece bak Sevim abla. Kızının şu benim an ihtiyacı değil. Var diyorsun. Bak benim için değil. Var beni kenarıya at. Torunun için. Bak. Adına da bir bak. Esef Eray. Kocayın adı. Eşinin adı ya. Hem de ya kızım burada tek başına. Bak şu an tek başına bak. Tek kaldı. Allah razı olsun Kerman abladan. Evet, Allah bin doğumdan yardımcısı. Doğumdayken hastanede tamam, yattı. Evet. Hastaneden çıktıktan sonra otelde geldi, yardımcı oldu. Her şeyini yaptı. Ama bugün o da gitti. Şimdi tek kadın? Başına kaldı. Sela abla, şimdi ha tek başına deme. Ben varım ama ben erkek halimde elimden ne gelebilir? Ben daha çocuğu elime alırken korkuyorum evet, almaya. Şu an Havva Nur'un yanında tecrübeli bir evet. Kadın olmalı. Yani tecrübeli ya. Biri olması bunlar lazım çocuk. Yani. Tecrübeli aynen. Biri olması lazım haklısın. Ki hiç olmazsa Havanur'a yardımcı olacak. Yani ya kızım onu öyle değil. Bunu şöyle yapsan, ya çocuğa şunları yapsan daha faydalı olur. Kendin şunu yesen veyahut da efendime söyleyeyim. Ama mesela şimdi inşallah düzelir. Sütüyle ilgili sıkıntısı var. Belki annesi sütüne ilgili yardımcı olacak. Ya şunu ye, şunu iç. Belki daha iyi olur. Bebeğe şu faydalanır. Doğru, annem doğru. Telefonda bunları söylüyor zaten. Telefonda değil. Telefondaki söylemeyle yanında olmasının arasındaki farkı ben sana söyleyeyim mi? Çok fark var. Sen daha mutlu olursun. Sen daha iki kat daha oğluna bir aşık anne olursun. İki kat daha fazla güzel ilgilenirsin. Ha şimdi de ilgileniyorsun. Ama o şekilde yanında biri, ailenden biri olduğu zaman daha da çok, iki kat daha fazla ilgilenirsin. Belki diyor ablam gelecek diyor. Hastaymış. Ha o da hastaymış, gelemiyormuş. Ben, hadi ben ha, bana diyebilir misin? Sen de şunu şunu yapmadın diye. Sen Sevim Hanım'a davetini gönder. Ben Sevim abla bak Allah rızası için. Bak Allah'ın adını anıyorum. Beni kenarıya atın. Beni bırakın. Eğer birazcık kızının hatırı varsa buraya gelirsiniz. Kızının yanında bulunursun. Torununu görürsün. Kızınla vakit geçirirsin. Birazcık. Artık bırakın ya.
Bak bizim bir ortak çocuğumuz oldu Havanur'la. Bir oğlumuz oldu ya. Bu mutluluğumuzu sizinle paylaşmayacağız. Sizinle vakit geçirmeyeceğiz. Sizinle gülmeyeceğiz. Sizinle ağlamayacaksak gerek yok. Yani hiç gerek yok yani. Ama artık bırakın ya. Akışına bırakıverin hayat. Peki seslendin Murat. Aslında doğrusu bu. Süleyman'ım gelirsen dedi. Ben bile gözüne bile görünmem dedi. Yeter ki kızının yanında ol dedi. Ama Havanur gelemez dedi. Gelemez değil. Gelmez. Gelmez. Gelemez. Gelmez. Gelemez. İyi o zaman. İyi o zaman. Şimdi ben bir şey yapacağım. Bak şimdi ben bir şey yapacağım. Kulaklarını aç ve çok iyi dinle bak. Kulaklarını aç, çok iyi dinle. Ben oğluma ben bir şey yazdım. Hı. Ben onu okumak istiyorum. Daha doğrusu hem annesini ve hem babasının geçtiği sözlerin hepsi var bu içerisinde. Ben bunu... Alttan bir şey verin hadi. Okumak istiyorum. Hoş geldin oğlum. Umudum. En karamsar halinde gamze gamze gülüşünle bana beni, bana her şeyi unutturan minicik bir el ile tutunurken yaşama, cümle kuramadığım zamanlarımda nasıl anlatayım bilmiyorum. Hoş geldin oğlum. Sana anlatamadığım ne çok şey var. Bir gün büyüyecek koca adam olacaksın. Bölünecek sevgilerin. Belki unutacaksın. Zaman bulamayacaksın. Halimi hatırımı sormayacaksın. Belki de gamze gülüşlerini özleyeceksin. Nasılsın anne bile ne diyemeyeceksin. Olsun, ben yine de seveceğim seni. Düşünme, annem kızar diye sana kızamam ki. Düşünme, annem ağlıyor diye. Gözyaşlarımı bilmeyeceksin bile anne. Ama seni öyle çok seviyorum, seni öyle çok seviyorum ki her aklıma düştüğünde sen de hissedeceksin bunu biliyorum. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Ne zaman büyüdün sen? Bak 3 yıl geçti. Yıllar ne de çabuk geçip gitti. Adını söylemekten asla bıkmayacağım oğlum. Esef Eray'ım. Varlığın ödülümdür bana canım. Gülüşün derman bana. Koparmasınlar dalından. Ağlatmasınlar seni hiç. Bu annenden sana bir nasihat. Ve şunu asla unutma oğlum. Nerede olursan ol, ağlarsa anam ağlar. Gerisi yalan ağlar. Hoş geldin oğlum. Seni çok seviyorum demek yetecek mi sana? Gör bak, yüreğim bir fidan büyüyor. Büyüdükçe bana seni veriyor. Nice yıllara oğlum, nice yaşlara. Annen ve baban sana iyi ki doğdun, iyi ki geldin. Hayatıma iyi ki varsın, canıma can katanım. Ömrümce tekrarlayacağım duamsın oğlum. Ve küçüğüm, sen hep küçük kalacaksın. Seni çok ama çok seviyoruz Esef Eray'ımız oğlum.
Peki Esef Bey ve Sevim Hanım demişler ki biz onunla muhatap olmak istemiyoruz demişler. Davetine red cevabı vermişler. Oturabilirsin Murat'cığım. Bakalım ilerleyen günler bize ne gösterecek? Anlaşılan o ki 40 günden önce ne Esef Bey ne Sevim Hanım çocuğu görmeyecekler. 40'ında sadece Sevim Hanım Havva Nur'un sözlerine bakarak demiş ki 40'ı çıkınca benimle karavana geldiğinizde görürüz demiş. Benimle muhatap olup olmayacak bir durum yok. Yok, o muhatap olmak istemiyorlar artık bence hiç zorlamayın. Allah Yener Allah. Eskişehir'e annesinin kapısına gitti. İzleyelim. Ben bir karar aldım abla. Ben anneme gitmek istiyorum. Bari bana babam sahip çıkmıyor. Kesinlikle yani ben kabul edeceğini düşünüyorum. Yener bu sözlerinden sonra Eskişehir'de yaşayan annesinin evine gitti. Annesine yalvardı, yakardı. Anne. Anne. 3 aylıkken bıraktın gittin, 19 yaşından geldim. Yeni görüşeceğiz. Kapıyı açar mısın? Anne. Ne yaptım ben sana ki acaba? 3 aylıkken ne yapmış olabilirim? Daha suratını bile görmedim. Seni tanımıyorum bile. Sanki bir yabancı gibi seninle tanışacağız. Çok saçma bir şey. Kapıyı açar mısın? Kapıyı açmıyor abla. Ne hissediyorsun şu anda Yener? Kendimi kötü hissediyorum. Çok uzun yol geldim. Heyecanlı. Hani bir şeyler umdum. Umduğum şeyin hiçbirisi doğru olmadı. Üzgünüm abla yani. Ne ailemden destek var, ne anneden destek var. Çocuğum olacak. Yani kime sığınacağımı bilmiyorum. Hasibe Hanım sizinle görüşmek istiyoruz. Yani inan ki Yener de sizi görmeyi çok istiyor. Ya Yener beni zamanında gördü. Niye Yener? Ben annemi hiç görmedim, ben annemle hiç konuşmadım diye size çıktı. Ha? Yener'in psikolojisi bozulmuş. Orada bir beyaz saçlı bir teyze var artık ismi neyse. Yener diyor, ben annene kabahat bulmuyorum diyor. Babanın konuşmasından diyor. Demek ki annene çektirmişler ki diyor, sizi atıp gitmek zorunda kalmış. Ben atıp gitmedim onlar. Onlar beni evden kovdu. Ben Yener'i niye göreceğim ki? Kendime göre bir düzen kurdum. Kendime göre bir huzur kurdum. O huzurun yani. Size demiyorum da. Şimdi huzur muzur diye bir şey kalmadı yani. Hasibe Hanım lütfen Yener gelsin. Bir sarılın ya. Hayır. Yazık hayır, günah gerçekten günah. Hayır. Ben görmek de istemiyorum. Nasıl geldiyseniz öyle de gidin. Yener'i 3 aylıkken bırakıp giden annesinin kapısına Yener'in tekrar gitmek istemesinin nedeni, bizim de gönderme nedenimiz Yener'in kulağına annesinin şu anda evli olduğu beyefendinin ben onlara sahip çıkarım lafının gelmiş olması. Çocuk da sevindi. Öz annesinin kapısına bu yüzden gitti. Durup dururken gitmedi. Kaç kere geldi ki kapınıza ya? Kaç kere rahatsız etti ki bu çocuk sizi? Gittin mi daha önce kapılarına? Hayır abla. Rahatsız ettin mi? Beni alın. Yok ya mi? Yerlerini yeni öğrendik işte. Muhabir abla, Yasemin abla ile gittim. İlk defa yani da. Heyecanla gittim ama geri ağlayarak döndüm. Yani kapıyı açmadılar. Işıkları söndürdüler, kilitlediler. Küçük kardeşlerim vardı, onları gördüm. Gördün mü? Onlar da içeriye aldı. Kapıyı bir daha da açmadı. Bekledik 3-4 saat. Açmıyor, bağırıyor. Hani sana annenin şu anda o evli olduğu beyefendi sahip çıkacaktı size? Ya öyle dedi. Oraya gidince o da işte onu fişkiliyor mu ne yapıyor? Biz de sevindik. Dedik ki oh Allah razı olsun dedik. Seda abla söylüyor ya. Hani ailesini çektiğimden gittim. Onlar kovdular. Evlatlarını silecek kadar da bu kadar yani gözü görmüyorsa. Yanlış bence. Yani benim bile zoruma gidiyor. Hani önceden bir haber yollamıştı ya. O zaman bile yani burada zor tuttum kendimi ağlamamak için. Reklam arası ağladım. 13 yaşında oğlu var. Bir tane çocuk bana saldırıyor. Kapıdayız biz. Hepsi toplan, çocuk toplamış gelmiş. Nasıl?
Yani bayağı arkadaşlar 12-13 yaşlarında. Bir tane de 14 yaşında çocuk var işte. Baktım karşı arabanın içindeyim. Öğretmişler öyle yapıyorlar çocuklara. Böyle arabadayız, çocuk kapının önüne böyle dineldi, ellerini attı böyle. Şimdi ben insem, o bana küfür edecek. Ben de şey yapacağım, olmayacak. İnmedim arabadan. Küçük oğlum onlar, sen vurmazsın onları. Çocuk o yüzden onlar küfür etti bana birkaç tane. Annesi öğretmiştir. Çünkü çocuk beni ilk defa görüyor daha. Versene o görüntüleri bir daha. Hasibe Hanım diyor ki, nesini göreceğim ki diyor. Yener'in psikolojisi bozuk diyor. Allah Allah. Psikolojisi mi bozuk? Yener'in mi bozuk, sizin mi bozuk acaba? Ayrıca Yener'in psikolojisi bozuksa niye bozuk? Ne oldu da bozuldu? Ver şu görüntüleri bir daha. Yener'in psikolojisi bozulmuş. Orada bir beyaz saçlı bir teyze var artık, ismi neyse. Yener diyor, ben annene kabahat bulmuyorum diyor, babanın konuşmasından diyor. Demek ki annene çektirmişler ki diyor, sizi atıp gitmek zorunda kalmış. Ben atıp gitmedim onlar, onlar beni evden kovdu. Ben Yener'i niye göreceğim ki? Kendime göre bir düzen kurdum, kendime göre bir huzur kurdum. O huzuru, yani size demiyorum da. Şimdi huzur muzur diye bir şey kalmadı yani. Hasibe Hanım lütfen Yener gelsin, bir sarılın ya. Hayır. Yazık, hayır. Günah, gerçekten günah. Hayır, ben görmek de istemiyorum. Nasıl geldiyseniz öyle de gidin. Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Abla bir de kardeşim dersen kötü oluruz diyerekten. Dayılarım beni aradı, iki kere tesis etti. Yener'in babası Ertan Bey telefonda. Ertan Bey. Efendim. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Yener öz annesinin kapısına gitti. Kapı açılmadığı gibi. İyiyim. Çok kötü bir muameleyle karşılaştı. Sizce doğru mu bu? Abi, beni ilgilendirmiyor. Bu çocuğu ne anası ilgilendiriyor, ne babası. Kimse... Herkes seninle ilgili, beni ilgilendirmiyor diyor. Niye bağlanmış o zaman buraya şimdi? He? Niye bağlanmış ki? İlgilendirmiyorsa. Konuş babanla. Alo. Buyur. Oraya geleyim bari, bana bir ev tutun da biraz idare edin. Ev almasan da bir biraz destek çık bari bana. Villa mı olsun, köşk mü? Torununuz doğacak artık Ertan Bey. Çok az kaldı doğuma. Olabilir. Ne yapacağız? Yardım et biraz yani. Torunun büyüyene kadar oraya gelelim. İki taraftan da destek yok. Psikolojim bozuldu artık. Sana zamanında çok yardım edildi. Tamam, bir şans daha ver. Cahilime say. O taraftan baskı, bu taraftan baskı, o istemiyor, bu istemiyor. Ne yapacağım ben? Tamam, annen varmış, oraya gitmişsin. Ne güzel. Açmadı kapıyı annesi. Açmıyorsa bana ne? Sen bari destek çık biraz. Ne yapacağımı şaşırdım. Kimseden destek yok. O zaman ne yap biliyor musun? Cami önüne git, bir mendil ser. Bugün cuma. Baba. Duyuyor seni, duyuyor. Konuş Neslihan. Duyuyor mu? Duyuyor. Şurada bir ay kalmış zaten. Çocuk olacak yani. Burada rezil olmak istemiyorum. Ben otelde. Benle konuşma. Neden? Hayır, o konuşmaz. Ertan Bey, torun geliyor, torun. Beni ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor. Baksana karnı burnunda kızı. Günah değil mi ya? Ben oraya geleceğim. Sevap bilen oraya gitmezdi. Ben oraya geleceğim. Elinizi öpeceğim. Bana bir şans daha ver.
Hiç gelme, hiç gerek yok el öpmeye. Ben kendi elimi kendim öperim. Yo, ben geleceğim, elini öpeceğim. Gene de ne olursa olsun. Ertan Bey gelip elinizi öperse, özür dilerse... Yardımcı olur musunuz? Kol kanat gerer hayır, misiniz? Hayır, hayır. Kesinlikle. Gelmesin mi kapınıza? Hayır, hayır. Kesinlikle gelmez. Bu çocuğun zamanında siz annesini evden kovduğunuzda çocuğa el koymuşsunuz. Belki de çocuğu verseydiniz annesi alıp çocukla giderdi. O zaman 3 aylıkken çocuğa el koydunuz da şimdi annesi de o zaman istemiyor. Ne olacak? Kovduğumu nereden biliyorlar? Söylüyor annesi. 3 aylıkken beni kapıyor. Her söyleyen söz doğru mu oluyor? Sizinki doğru mu nereden bileyim ben? Vallahi köy halkı herkes biliyor neyin ne olduğunu. Kadını kapıya atmışsınız, çocuklara da el koymuşsunuz o zaman. Aynen öyle yaptım. Şimdi de kadın diyor ki benim huzurumu bozacaklar diyor. Valla ben bozmuyorum onun huzurunu. Ama sen oğlum bu delikanlı adamı yerle bir ediyorsun her bağlandığında telefon olmaz ki canım. O da adam olup çalışsaydı. Tamam bu saatten sonra olacağım diyorum işte. Abi yaşı kaç ki yaşı zaten. Sen adam edeceksin bu saatten sonra. Öğreteceksin. Yaşı kaç ya? Yargıladığın adam. Ben ona çok anlattım. Sen öğreteceksin. Baba o zaman niye bağlandın şu an bize? Onay vermiyorsun. Sürekli ters cevaplar veriyorsun. Niye bağlandın o zaman şu an? Sen hiç konuşma. Ya onay önemli değil. Sen bizi yalnız al. Biraz bize destek çık, sahip çık. Ben şimdi ne yapacağım? Dışarıda mı kalacağım yani? Karalarım yüzüme bakıyor. Baban işte sana kızgın diyerekten. Sülalem bana selam vermiyor. Parka gidiyorum. Abim beni görünce parktan kalkıyor gidiyor. Niye? Ne yaptın yaptığım ki? Yaptığım hatalardan babamın dolayı yüzünden. Herkes seni sevmiyor işte. Tamam yaptığım hataları öne sermeye gerek yok artık. Geçmişte kalsın. Ben geleceğim. Aynı devam ediyorsun. Ben geleceğim elini öpeceğim. Bana bir şans daha ver. Hiç gerek yok. Ben kendi elimi kendim öperim. Ben öperim. Ben geleceğim, ben öpeceğim. Yok, sağ ol. Gelme. Sen gelme desen de ben geleceğim. Yalnıza. Ertan Bey. Sen dayanamazsın. Ben göndereceğim yanınıza. Ah hiç. Ben babaannemle yaşarım. Sen almasan da babaannemle yaşarım ben. Babaannen bakıma muhtaç. Sen neyle yaşayacakmışsın babaannemle? Tamam ben bakarım ona. Çalış kendini, önce bir kendini karnını doyur da sonra babaanneye bakarsın. Sen bana bir ev tut, bir miktar para ver. Babaannem de olur, ver yanıma. Olur, ben de hazırlamıştım ben bakarım zaten ona. Sana. Kaç para istiyor? Sana kalmış. Babaannen ayrı mı oturuyor? Babaannen ayrı mı oturuyor? Hayır, babamın yanında oturuyor işte. Ha. İşte babaanneni de alırsınız yanınıza. Neslihan bakar babaanneye. Aha, bakma ama. Bakar bakar. Niye bakmaz? Abi, bak. Bir görsen öyle bir bakar. Bak ağlıyor. Günah. Günah. Hamile kadın. Psikolojileri bozuluyor çocukların böyle. Şu an Neslihan'ın ailesi sahip çıkmıyor. Benim ailem sahip çıkmıyor. Anne desen o zaten kapıları pencereleri kilitlemiş oturmuş. Bir şey bulamıyorum yani. Baban yapacak. Buraya bağlanıyor yani. Ertan Bey yapacak. Bir kelime bu işin, yapacağına adam... Bu işin sorumlusu Ertan Bey. Dalga geçmek için. Sen izin aldın da anneye gittin. Hakkım değil mi? Hayır. Nasıl değil? Seni bırakıp gitmiş kadının kapısına niye gidiyorsun? Gittim şansımı denedim. Anne duygusunun ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Bilme daha iyi. Baba duygusu tatayım o zaman. Sen de istemiyorsun. Ne yapacağım ben? Babalık yap o zaman bana. Ben zamanında çok yaptım sana babalığı. Tamam devamını getir ki ben de anneme gitmeyeyim. Senin yanına geleyim, senin yanında oturayım. Benim. Ben geleceğim oraya elini öpeceğim. Bana bir şans daha vereceksin. Gel de sana diyeyim de. Şikayet ederim ben de sizi. Et bakalım görelim. Ben geleceğim. Sen ne dersen de elini öpeceğim. Bana bir şans daha vereceksin. Hatta oradan bir ucuz ev varsa bak kafana villa göre var, ay Allah. Villa tutuyor mu? Ben ev beğenmemezlik de yapmam.
Ben de çalışırım desene oğlum. Çalışırım abla yani niye çalışmayayım? Tabii ki. Ben ailem yanında yokken buraya gelmeden önce çalışıyordum. Nasıl ayakta durmuşum? Evet. Çalışıyordu. Araba aldı, ev aldı. Ya daha yaşı kaç ki nasıl alsın Allah aşkınıza ya. Nasıl alsın daha çocuk ya. Yeni araba almışsın işte bir tane bana verecekmişsin askerden geldikten sonra öyle dediler. He evet ben de öyle düşünüyordum. Sana aldım arabayı da bekletiyorum evde. Tamam işte. Hı-hı. Ben geleceğim elini öpeceğim. Seninle bir babalık yap. Affet bizi ben özür diliyorum. Şimdi Ertan Bey Neslihan'ın ailesi istemiyor. Siz istemiyorsunuz. Ne olacak bu çocuklar Allah aşkınıza? Vallahi onlara sormalı. Ne yaptıklarını onlara sormalı. Demek ki iki ailede istemiyorsa vardır bir şey. Ama 7 kat yabancıya yardım ediyorsunuzdur kapınızdan geçen. Onlar da ayrı bir şey. Onlar da evlatlarınız. Evlatlar evlatlık yapmıyor ki. Bir şans daha versen yapacağız. Cahilliğimize sayılır. Ben sana çok şans verdim. Çok. Ya bu kadar ne yaptı yani? Nedir bu kadar affedilmeyecek hatası? Biz çok merak ediyoruz. Ne yaptı? Onu kendilerine sormalı. Sürekli bağlanıp beni aşağılıyorsun. Bir de yalan senin katıyorsun içine. Senin ne işin var orada? Televizyona çıkasıya kadar gidip bir yerde iş bulup çalışsaydın. Çalışıyordum zaten. Bak, niye gittin o zaman? Burada sahip çıkıyorlar bana. Ne yapıyor sahip çıkıp sana? Bak kalacak yerim var, sıcak yuva var. Çalıştığın yerde de bulursun sığınacak yer. Çalıştığım yerde de işte para olmadan ev tutulmuyor, düzen kurulmuyor, eşya yok ya. Boş evde çalışan mi kalacağım? Çalışan adam bulur. Çalışan adam bulur, sen biraz destek çıkarsın, ben öyle çalışır devamını getiririm. Sahip çık. Onu da yapıyorsun, buraya geliyorsun. Eşyaları bırakıp gideceğine ev bulup eşyanı evine koyup çalışsaydın. Hangi eşya? Otelini atıp gittiğim eşya, bir tane halı. Tamam. Halı mı? Ha, doğru söylüyorsun. Evet, gider çekerim. Duruyor orada. Çürümüş orada. Tamam çürümüş. Çöp atmışlar. Sen bir bize ev tut. Valla ben kendim ev bile bir oda. Bana ayrı ev tut zaten. Orada kalma. Aha. Rahat edemezsiniz. Burada ev işi yok. Burası sera yeri. Herkes ortak evleri. Bu olduğu için her evde ortakçı var. Boş ev yok. Tamam araştırın işte ben de gelirim ben de çalışırım. Çalışacağım babaannemi yani. Babaannemi de alırım yanıma. Babaannemi de alır ben bakarım yani. Heh. Babaannen senin yanına bir dakikalığına bile gelmez. Sor bakalım gelecek miymiş? Gelmez. Sor. O senin eşin olduğu sürece o senin yanına hiçbir zaman gelmez. Biz karşılaştığımızda sorduk. Ne sordunuz? Sormadık evet. Aslında hani. Biz konuştuk bunların haberi evet. Yok ama. Hatta birbirimizden helallik falan istedik. Neresi? Gökyüzünden, uydudan mı konuştunuz? Yok, köye gelmişti evet, cenazeye. Konuştuk. O zaman konuştuk. Tek o konuştu benimle hatta. Cenaze oldu köyde. Evet. Babamgil de geldi. Ben varım diye, ikimiz varız diye evde yatmıyor. Başkasının evinde yatıyor hepsi. Böyle. Tek babaannesi konuşuyor. 5-6 gün boyunca. Evde bize gelmiyorlar yani yatmıyorlar. Yemeğe orada yiyorlar. Cenaze evinde falan. Hiç. Sürekli aşağılıyorlar. Gidiyorlar. Çekmediğim dertle çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem olmadı. Çekmediğim dertler içine kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem olmadı. Ağlamadık sokak, köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Ağlamadık sokak, köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Müzik
ızdırap içinde yorgunum şimdi. O eski halimden eser yok şimdi. Izdırap içinde yorgunum şimdi. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnızım. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnızım. Onlar Türkiye'nin en güvenilir kadınına geldi. Sizin konuşmalarınıza rast geldim ve Seda Sayan bu işi çözer dedim. Ben, Seda ablam benim arkamda. Her türlü. Sorunlarına çare, umutsuzluklarına bir çıkış yolu aradı. Siz tekrar bana bir ümit verdiniz yani. Size çok teşekkür ediyorum. Yüzlerce isim bugüne dek hiç yanılmadı. Çıktım ben de sana geldim. Dedim Seda abla bu işi çözer. Ben de size güvenerek size geldim. Bana güvenin sonuna kadar ya. Bana güvenin ya. Yeri geldi bir abla, yeri geldi bir anne. Kısaca aile oldu. Çok yalnız hissediyorum. Ben varım, bak siz varız. Benim arkamda sen olmasan da annem dediğim, ablam dediğim Seda abla var. Seda Sayan kavuşamayanları birleştiriyor. Üstelik yeni bir hayata adım atarken onların en büyük ihtiyaçlarını da karşılıyor. Her şey bitti dediğiniz anda biz buradayız. Bitti bizim için her şey demiştim. Sizi gördüm. Hadi Seda ablaya gidelim. Anca o bizim yuvamızı kurar dedim. Bir telefon kadar yakınınızdayız. Çıkın çıkın gelin ayol. Telefon numaramız 0212 702 3030. WhatsApp başvuru hattımız 0549 108 10 10. Bizi arayın, bize mesaj atın. Sevgili izleyicilerimiz, yanımda dermatoloji uzmanı Doktor Macide Cevatpur var. Marziye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Çok hoş görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. Maşallah. Teşekkür ederim. Önce akne nedirle başlıyoruz. Nedir akne? Evet. Şimdi çok yaygın bir sorun olduğu için özellikle erişkin döneminde. O yüzden aslında ben bu konuya değinmek istedim. Normalde ben çok üzülüyorum hastalarıma çünkü böyle geldiklerinde bazen hatta yüzlerini kapatarak geliyorlar ya da ağlayarak geliyorlar. Ve o yüzden erken tedavi çok önemli. Akne nedir? Önce buna değineceğim. Pilosebase dediğimiz yani kıl foliküllerinin ve yağ üreten sebase bezlerinin hastalığıdır. Ne zaman ki bu sebase bezleri çok üretim yaparsa ki normalde aslında bu sebum bizim cildimizin nemini sağlar. Ancak aşırı salgılandığında bu gözeneklerimizi tıkıyor. Ölü hücreler orada tıkanınca komedonlara dönüşüyor. Orada oksijensiz ortam oluşunca da oradaki bakteriler bir yangıya sebep oluyor. Vücut da bu yangıyla mücadele etmeye çalışıyor. Bazı maddeler salgılanıyor. Kırmızı, kabarık, bazen ucu iltihaplı, bazen fındık gibi kistik lezyonlara sebep oluyor. Bunun adı aknedir. Ancak şöyle bir şey var, akne ile sivilce farklı olduğunu algılıyor bazı kişiler. Aynı şeydir. Diyorum ki aknelerini tedavi etmemiz gerekiyor. Benim aknem yok ama sivilcem var diyor. Aynı şey. Sadece akne ve sivilce aynı şey. Evet, sadece halk arasında sivilce olarak değinen tıbbi terimde akne olarak adlandırılır. Peki aknenin nedenleri nedir? Şimdi daha çok kalıtsal olsa da hastalık olarak nitelendirdiğimiz için bazı
Altta yatan nedenler olabilir. Polikistik overi olabilir hastanın, insülin direnci olabilir hastamızın veya bazen bir ilaç kullanıyordur, farkında değildir. Bu ilacın akne yaptığını, bazen böbrek üstü hastalıkları akne yapar. O yüzden hastalarımızı çok detaylı şekilde araştırmamız gerekiyor. Eğer ek bir semptom varsa, hatta bazen prolaktin dediğimiz hormon salgılanmasının aşırı olmasından dolayı, yani bazı kistler vardır, prolaktin sekrete ederler. Bunlardan dolayı akne oluşuyor. O yüzden çok iyi anamnez almamız gerekiyor. Başka ek hastalığı var mı? Onun yanı sıra başka bir şikayeti var mı? Ve tedaviyi de ona göre planlamamız gerekiyor. Peki akne tanısını koyarken tetkik gerekli midir? Şimdi şöyle, biraz önce bahsettiğim gibi bazen hastamızla konuştuğumuzda fark ediyoruz ki farklı bir semptomları da var hastamızın. Başka bir şikayetleri de var. Eğer onlar birbirine bağlıysa klinik olarak mutlaka tetkik istiyoruz. Ve hatta bazen sadece kalıtsal olarak tanı koyuyoruz. Kalıtsaldır bu, normal erişkin ergenlik döneminde olan sivilcedir diye tanı koyduğumuzda bile ağızdan ilaç vereceksek mutlaka testlerini yapıyoruz. Bazen D vitamin eksikliği olabilir hastamızın. Çok basit bir D vitamin tedavisiyle sivilcesi tedavi olabilir. Veya bazen aşırı hormon sekrete ediyor vücut ve onları tedavi ettiğimizde zaten sivilce tedavi olunuyor. O yüzden mutlaka gerektiği vakalarda tetkik istiyorum ki ben genelde çoğu hastalarımdan istiyorum. Marziye Hanım, akne en çok hangi bölgelerde olur? Şimdi vücudumuz neresinde sebum salgısı çoksa sırtımız, göğsümüz, yüzümüz daha çok o bölgelerde oluşur. Yani daha çok yüzde deseler de, yani genel olarak herkes yüz, sivilce yüzde oluşur. Yok, derler. Yok, sırtında göğsünde evet, olan aynen öyle. Yağlı bölgelerin hepsinde oluşabilir sivilce. Tabii ki bu mesela bazen topikal kullandıkları kremlere, mesela kortizollu kremler çok aşırı kullanıldığında, hem ağızdan alındığında hem sürüldüğünde sivilce oluşabilir. O yüzden o zaman durum farklı. Bazen hiç daha normal halde çıkmayan yerlerde de sivilce çıkabilir. Peki aknede diyet önemli midir? Şimdi daha önce araştırmalara göre çok üstünde durulmuyordu. Ama artık günümüzde glisemik indeksi yüksek olan, yani rafine şekerler içeren veya çok fast food yiyen kişilerde bu hastalığı ve hatta bazen çok aşırı süt ve süt ürünleri tüketen bireylerde bunun olasılığı çok yüksektir. Abur cuburlar da var. İşte fast food ve doğmuş yağlar içeren evet, şeyler. Ben bir çekirdek yiyeyim hemen. Aynen öyle. Hemen sivilce çıkar. Doğru. Akne tedavi metotları kişiye göre değişir mi? Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi bazen böyle sadece ucu iltihaplı, bazen hafif küçük kabarıkçıklar halinde olur. Bazen sadece komedonları görürüz, bazen de kistik lezyonlar görürüz. Şiddeti de böyledir. Hafiftir, ortadır, şiddetlidir. Ve kişinin hayatına göre, hatta cinsiyetine göre, kullanabileceği metodlara göre evet, tedavi planlarımız tamamen farklılık gösterir. Kişiye özel olmalı evet, zaten. Aynen yoksa öyle. Olmaz. Şimdi bazen şöyle oluyor aslında. Kalıtsal olarak değil ve şöyle diyorlar hastalar. Ben hiç hayatımda sivilce çıkarmadım. Ama son zamanlarda aşırı bir sivilcem problemim var. Ben normalde bunları şöyle sorguluyorum. Yeni kullandığınız makyaj malzeme var mı? Bir de iyi temizlik yapıyor musunuz? Çok önemli. Evet. Yani cildine uygun ürün kullanmıyorsa o gözenekleri tıkıyordur. O gözenekleri tıkayınca aynı metot, yani aynı sebum salgılar gibi ölü hücreler orada tıkanıyor ve oksijensiz yine ortam oluşuyor. Bakteriler orada çoğalıyor ve akne oluşuyor. Malzemeleri değiştirdikten sonra aylar sonra bile devam edebilir. O yüzden bu noktalara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Hatta bazen özellikle pandemi döneminde şöyle oldu. Hastalarım genelde bizim hiç akne problemimiz yoktu ama pandemiden itibaren başladı. Çünkü maske kullanıyorlardı ve havasız ortam, sebum sekresyonu çok oluyordu. Bazen makyaj da kullandıklarında, hatta bir güneş koruyucu bile kullansalar krem, yani gözenekleri tıkıyor. Doğal olarak da akne oluşuyor. Tabii ki. Peki akne tedavisi olmadan
İz tedavisi yapılır mı? Şimdi şöyle, bu da çok yaygın kliniklere başvuran bir soru. Bunlar çünkü iz bırakıyorlar. Aynen öyle Seda Hanımcığım. Tam da bu nokta önemli. Bazen diyorum ki hadi iz tedavisine geldim de. Diyorum ki önce aktif olan sivilcelerinizi tedavi etmemiz gerekiyor. Ama diyorlar ki bazen sivilcelerimiz hiç önemli değil bizim için. Zaten geçecek. Evet geçecek ama iz bırakarak ama geçecek. Ama önce tabii. İzler ya leke şeklinde kalacak ya da tedavisi çok zor olan çukurlar şeklinde olacak. O yüzden mutlaka önce akne tedavi olmalı, sonra izi tedavi sonra olmalı. Sonra ize geçmeli, doğru. Akne izi tedavisi ne zaman yapılmalı? Şimdi akne izi tedavisi... Yani bir yol izliyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynen. Nereden şimdi, başlayıp nasıl iz silmeye kadar geliyor? Şimdi şöyle, akne izi tedavisi önce akne tedavi edilmeli. Sonra akne tedavisi bittikten sonra başlanmalı. Ancak bazen şöyle bir metodlarım ya bazı metodlar var. Hem akne hem akne izine iyi geliyor ama bu tüm vakalarda uygulanamıyor. Bazıları sadece ilaç tedavisi ihtiyaçları var. Bunlar da önce akneyi tedavi ediyoruz. Akne bittikten sonra hemen iz tedavisine geçmek gerekiyor. Bazen diyorlar ki ileri yaşta işte henüz erken yaş tam da erken yaşta başlamak gerekiyor. Çünkü erken yaşta kolajen sentezimiz... Zaten genelde erken başlıyor aynen. Aslında. Erken yaşta bizim kolajen sentezimiz daha iyidir. Cilt genç olduğu için fibroblastlar kolajen sentezinde daha güçlüdür. O yüzden yanıtımız da çok daha iyi oluyor. Ayrıca biraz daha geçtikten sonra üstünden bizim zaten 30-35'ten sonra hyaluronik asidi kaybediyoruz, kolajeni kaybediyoruz ve bu izler çok daha belirgin hale geliyor. Ve normal bireyler kendi yaşıtlarına göre daha yaşlı görünüyor yaş cildleri. O yüzden çok daha erken tedavi etmeleri gerekiyor. Lazım. Çünkü sosyal ve psikolojik olarak hastalar o kadar etkileniyorlar ki belki ebeveynler bunun farkında olmayabilirler ama yaşıtlarından daha özgüvenleri düşük oluyor. O yüzden mutlaka sivilce ve sivilce tedavisi yapılması gerekiyor. İlk yapılması gereken tedavi de aslında biliyor musunuz ne? O kadar basit ki ciltlerini çok iyi temizlemeleri gerekiyor. Yani o var olan sebumu, ölü hücreleri, deriden o kadar iyi arındırmaları gerekiyor ki verdiğiniz ilaçla... Zaten temizlikle başlıyor. Aynen öyle. Yani o sebumun birikimini, ölü hücrelerin birikimini, bakterilerin orada oturmasını engelleyebilirler aslında. Tabii ki o birinci basamak. O birinci basamağı kendileri evde sağlayabilirler ama uygun temizleyiciyle. Ciltlerine uygun olacak. Temizleyici jelleri bile çok önemli. Yağlı ciltlere uygun mu, değil mi, kuru cilde uygun mu? Bunlara çok dikkat etmeleri metotları gerekiyor. Metotları var. Tabii. Bunlar ne yani şöyle. Normalde şöyledir. Evde bir temizlik yapılıyor. Bazı maskeler veriyoruz, bazı temizleyici jeller veriyoruz. Ancak kliniklerde de medical cilt bakımı yapılıyor. Çok derinlemesine temizlik yapılıyor ki tedaviye yanıt alalım ve çok hızlı yol alalım. Bazen şöyle bir şey oluyor Seda Hanım tedavide, bir de ona değinmek istiyorum. İki hafta kullanıyor, iyi gelmedi diye bırakıyor, başka doktora gidiyor. Olmaz. Şimdi bazı verdiğimiz topikal tedaviler özellikle cildi yukarıdan keratolitik etkileri var. Yani önce bir hafif bir soyma yapıp temizliyor. O cildi yeniliyor. O sırada şiddetlenebilir. Özellikle topikal tedavilerde ilk 3 hafta kötüleşebilir. Biraz sabırlı olmaları lazım. Eğer iyi gelmiyorsa zaten kontrol sırasında hekimleri değiştiriyor tedaviyi. Ve önemli olan doğru tanı, çünkü bazen tanıyı da yanlış koyuluyor. Doğru tanı koyup doğru tedavi izleyip hastanın da sabırlı ve verilen tedaviye uyması. Yoksa tedavi edilmeyecek bir durum değil asla. Tabii ki değil. İz bırakmadan tedavi edilirlerse en... Birkaç tane sosyal medya sorusu soracağım Marziye Hanım. Buyurun. 24 yaşındayım, omuzlarımda sivilce çıkıyor, hiç geçmiyor. Nedeni ne olabilir? Nasıl bir tedaviyle geçer? Şimdi şöyle bir şey var. Gençler spor yapıyor çoğu. Ve bunlar bazen takviye ürünler kullanıyorlar. Gıda takviyeleri, sporcuların... Bazen ona bağlı olabilir. Bazen spor yapıyorlar, hemen duş almıyorlar. Derinlemesine temizlik yapmıyorlar ya da duş alıyorlar ama iyi temizlik yapmıyorlar. Bazen de kalıtsaldır. Nasıl ki biraz önce bahsettik, yüzde oluşabilir, omuzda da oluşabilir, sırtta da oluşabilir, göğüste de oluşabilir. Hormon bozukluğu var mı şimdi hastamızın? Adet düzensizliği var mı, yok mu? Ek hastalığı var mı, yok mu? Tahlil hiç yaptırdı mı? Bunlara bakmak gerekiyor. Erkeklerde de oluyor. Erkeklerde, kadınlarda, ikisinde de olabilir. 34 yaşındayım, yüzümde sürekli pul pul dökülmeler oluyor. Cilt kuruluğundan mı, tamamen yok etmek mümkün mü? Şimdi şöyle bir şey var. Cilt pul pul dökülüyorsa
İki tür egzama bunu yapar. Tabii eğer hastalıksa. Bazen çok kurudur, iyi nemlendirmiyordur. Pul pul dökülebilir kuruluktan. Özellikle kış aylarında. Çünkü cildimiz normalden daha çok kurur kış aylarında. Ancak eğer özel bir bölgedeyse, örneğin burun kanatlarında, kaş ortasında, saçlı deride, kulaklarda. Bunun adı yağlı ekzema, seborik dermatit. Bunun tamamen medikal tedavisi var. Yani onun başvurması gerekiyor bir dermatoloji uzmanıya ve tedavisini uygulanması gerekiyor. Bazen hatta onlara da ağızdan ilaç veriyoruz uzun süre remisyona girsinler diye. Bir de atopik dermatit var. Atopik dermatitlerde kış dermatiti deriz kış döneminde onlara. Çünkü daha çok kururlar. Kuruduklarında da kullanılır. O kuru ekzematır. Onun da tedavisi tamamen farklıdır. Peki, diyor ki hocam 41 yaşındayım, yüzümde güneş lekeleri var. Bu lekelerden kurtulabilir miyim? En şikayet ettikleri konu da bu, lekeler. Şimdi evet, şimdi tam da yazdan çıktık, kışa giriyoruz. Tam da tedavi sürecinde olduğumuz için çok merak ediliyor. Tabii yaz döneminde de bunların tedavisi var ama her metotla değil. Lekeler her zaman güneşe bağlı değil. İşte yanlış burada. Bazen gerçekten genetik, en çok etken genetiktir. Ve onda da altta yatan hastalıklar vardır. Biraz önce bahsettim ya hani aknede, tiroid hastalığı da önemli. Lekede de öyle. Hormon bozuklukları, kadınsal hormon bozuklukları hepsi önemli. Önce bir araç, gerçekten bir güneş lekesi mi değil mi bilmesi gerekiyor. Sonra peelingler yapılabilir, mezoterapiler yapılabilir. Bazı lazer tedavileri yapılabilir. Tabii ki de tedavisi mümkündür. 36 yaşındayım. Yüzümde sonradan çiller oluştu. Aynı zamanda gözeneklerim genişledi. Cildimin düzelmesi mümkün mü? Şimdi gözeneklerin genişlemesi genelde yağlı cilt veya karma ciltlerle olur. Bunun da tedavisi yine o sebumun dengesini sağlamaktır. Bazen peelingler, bazen lazer tedavileri, bazen de o dengeyi sağlayıp ve yağ üretimi normale döndüğünde gözenekler de zaten küçülüyor. Çillerse normalde sonradan çıkmaz. Ben olabilir. Küçük küçük benler çil olarak algılanıyor çoğu hastaların tarafından. Ve gelip benim çillerim oluştu, hiç daha önceden yoktu deyip. Çünkü benler sonradan oluşabilir. Çiller de oluşur. Sonradan daha koyulaşıyor. Özellikle yaz döneminde. Cildimiz nasıl bronzlaşıyor? Var olan şeyler de daha çok ortaya çıkıyor. Onlar da daha çok lazer tedavileri uygulanıyor. Şimdi ben bir de iz tedavisinden bahsedeceğim sizlere. Çünkü çok merak ediliyor bu. En çok, evet. Doğru. Akne tedavisinde tabii ki topikal tedaviler verilir. Verdiğimiz lazer tedavileri var, derinlemesine medical tedavi veriliyor ki ben genelde kombin tedaviyle gidiyorum. Hastaya aralıklı bir kontrola çağırıyoruz. Şimdi akne bittikten sonra iz tedavisine geçiyoruz. İz tedavisinde neler yapıyoruz? Bazı tedaviler var ki sadece kış döneminde uygulanır. Derini eğer soyuyorsak, yüzeyini biraz soyuyorsak ve hasar veriyorsak bu güneşe maruz kaldığında leke olmasın diye bu tedavileri sadece ancak bir de ne önemli biliyor musunuz iz tedavisinde? İzin türü. Bir sürü iz türü vardır. Bazıları noktacık halindedir, ipspeak deriz. Bazıları çok derindir, kolajeni tamamen yok etmiştir. Ve bu sırada tamamen onun şiddetine göre, hastanın deri tipine göre ve izin türüne göre tedavileri seçiyoruz. Ne yapıyoruz? Subsizyon yapıyoruz, serbestliyoruz. Çünkü izler bazen alta yapışıklık yapıyor. Onu serbestleştirip ve kolajen sentez ediyoruz. Bazen lazer tedavileriyle cildi uyarıyoruz kolajen sentez etsin. PRP, mezoterapi, peeling yöntemleri hepsi uygulanıyor. Peki. Dermatoloji uzmanı Doktor Marziye Javatpur. Alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür ederiz. Çağlar Ökten. Ne de güzel kaşların var ama ne de güzel kaşların var. Rastlık sürmek ister Osmanaga. Rastlık sürmek ister Osmanaga. Sabah olsun çarşıya giderim ama sabah olsun çarşıya giderim.